Evet. Sahnemize, ilk sahnemize doğru gidiyoruz artık. Ay çok heyecanlıyım Kaan'cığım. Üç Kulba Allah bir elhamımızı okuduk. Hadi. Birbirimizi dinliyoruz. Birbirimizin şakalarını ilk kez duyuyor gibi gülüyorum. Bazen de ilk kez duyacağız. Bu açılım bir şeyler çıkacak tabii. Çoğunu da ilk kez. Ve? Sakin konuşuyoruz. Çok hızlı değil. Evet. Birbirimizin sözü bitiyor. Öbür başlıyor. Evet. Çok heyecanlıyız. Efendim hoş geldiniz. Kaan'cığım, ya sevgili seyirciler, koltuğumuz tam şey gibi mi? Sen Abdülhamit'i savundun dedim. Hayır, benim biz koltuğum. Şu an tam Müjdat Gezen'de Perran Kutman olduk bence. Çocuklar gençliğinizin kıymetini bilin diye. Şimdi tabii Eylül'ü gömeceğiz dedik. Eylül'de aslında çok fazla şey oldu. Arkadaşlar ama çok şey oldu biliyorsunuz ve biz gündem konuşmadık son videolarımızda. Gündem konuşmadık ve bu çok ses getirdi. 60 bin. taktı. Allah aşkına bu akşam 5 erkeğe daha. Bu akşam bizi 100 bin yapın be. Vurun tuşlara Türkiye. Tabii gündemi konuşacağız ama her zaman bu gerçek bir gömercin programı ise o zaman biraz da kendimizin neler yaptığını konuşalım istersen. Hadi kendimizi övelim mi azıcık 2 dakika? Alıştınız siz buna Kaan'cığım. Ben bugün pantolon giydim biliyorsun. Kaan'cığım sen bacaklarını kapattın herhalde. Yuvalar dağılmasın diye artık. Çünkü biliyorsunuz. Ama artık yani 3 aylara girdiğimiz için. Gerçi girdik mi onu da bilmiyorum. Girdik mi? Ben bilmiyorum. Hayır 1 Ocak 2025'te giriyoruz. 1 Ocak ne o? Jesus mu? Jesus demişken biz de gördüğünüz gibi Katolik Sünniyiz yani. Yarımız Hazreti İsa'yı biliyor, yarımız... Bu arada Hazreti İsa demişken selam olsun. Bu şöyle de özel bir gece. Şimdi biz bu geceyi tabii ki yayınlayacağız YouTube'da ama size çok güvendiğimiz için bazı bölümlerini de yayınlayamayacağız tabii ki. Yayınlayamayacağımız şakaları da burada rahatça yapacağız. İnşallah akşam ekşiye gidip savcılar göreve falan demezsiniz. Kaan'cığım evet, Jesus demişken de ağzından bal alsın. Amerika'dan geldiğini hatırlatmak istiyorum evet. Sevgili seyircilerimize. Gerçekten çok gelişmiş oralar diye böyle hemen yurt dışına gidenler, yaya hemen duruyorlar falan diye. Ay Allah'ım. Evet gittim ve... New York'a gittin sanırım. Yine gerçek bir beleşçi gibi New York'ta arkadaşım Oya'da, Miami'de de arkadaşım yeni olan Ceyda'nın evinde kaldım. Fakat evlerinde kaldığım için bu insanların her restoranda gidilen her yemekte Allah aşkına ben vereyim diye öyle bir ekstra geldi ki keşke otelde kalsaydım dediğim noktaya geldim ama güzel bir seyahat oldu diyebilirim. Güzel bir seyahat oldu ama ben senin evinde kaldığın Ceyda'nın hepimiz biliyoruz ki adını Ferah koydum ki Hande. Doğru. Doğru ve Kaan. Sen ona skeç çekecektin ama çekmedin. Skeç çekmedik çünkü o kadar eğlendik diye böyle yalan atarlar ya telefona hiç bakmadık. Hayır öyle bir şey olmadı. Sarhoş oldum. Ben çok sarhoş evet, oldum. Maalesef. Ve bana sürekli içki verdiler. Yani sen de sözde kızlardaki Perihan Savaşçı'sın sana sonra. Ben kızlar yurdundaki Perihan Kutman'ım. Abi şakalara bak. X jenerasyonu A jenerasyonuna. Ay Peyami Safo'dan örnek ay kaynanalar vardı ne gülerdik. Ya çok yaşlıyız ya. Bizi bak, alkışlayın. A jenerasyonu nasıl alkışlıyor A jenerasyonu görüyor musun? Şimdi şöyle, ben tabii sağ olsunlar çok ağırladılar bizi. Bana ama sürekli içki, yani tekne olduğuna inandıkları bir şeye bindirdiler beni. Ve herhalde onun ben de tekne olduğuna inanayım diye sürekli alkol verdiler. Herhalde dedim bir noktadan sonra yani Faruk Peker gibi beni sala bağlayıp. Seni siliple seveyim yeri bulacak. Miami açıklarında. Kaan'ın bende buna benzer fotoğrafları var ama bunu vermeyeceğim tabii. Bunu ver. Sadece Ayşe'ye göre. Ayşe şu an çok garip şeyler oluyor. Ben de diyorum ki, aramızdaki saat farkını düşün ve hangi ülkede olduğunu düşün. Nereye gidiyorsan bana konum at. Yani Tinder'dan birini bulup da evine gitmiyorsun. Miami'desin ve ben hadi iyice yetişemem. Bana... ve biletler 150 bin arkadaşlar. Bana diyor ki... Ne oluyorsa olsun derim. Kaan'cığım ben çok merak ediyorum çünkü Kaan Amerika'ya ne zaman gitse bavulu Selçuk Ejder deposu gibi oluyor ve vitaminlerle dolu geliyor. Neler aldın? Hangi ilaçları aldın? Bir tane vitamin aldım sevgili dostlarım. Aşırı TMI şu an veriyorum. ama ben 41 yaşında olduğum için artık şimdi raflar var ve ben gerçekten orada en çok ilaç satılan süpermarketler var. Ve ben orada gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Ve 40 yaş üstü rafa gittim ve orada da en çok satılan ürünü aldım. Şöyle 40
üstü diye 40 plus işareti var. İlacın adı ne? New Chapter. Ay keşke fotoğrafını koysaydım. Ve neye iyi geldi? Yani gittikçe daha ezik bir şey. Heart, kalp, okay. Immune, işte bağışıklık. Bones, kemik, o biraz şey. En kötü, prostat friendly. Hemen 3 kutu aldım. Kancım. Sen de çok güzel bir yaz geçirdin ve Eylül geçirdin. Arkadaşımız 2 tane film yazdı ve... Hep böyle birbirimizi övmeyeceğiz, korkmayın, arada sizi de öveceğim. Evet, yakında da galamız var zaten. Ne zaman, onu istersen bir söyle. Gelin sanki takımı davet filmi biliyorsunuz. Gibi insanları. Hepinizi bekliyorum düğünüme. 18 Ekim'de filmimiz, 16 Ekim'de galamız var. Bir de ama neyiniz var? Fakat 14 Ekim'de bir tane daha gösterimiz var. Çünkü Seda Bakan'ın yakın arkadaşı Hadise, Çukurova Üniversitesi'ndeki konserini iptal edemediği için... Bir de ona, yani iki kişilik bir gala yapıyoruz. Ama senin yakın arkadaşın Kaan ama ne yaptı? Ama benim yakın arkadaşım ya. Kaan ne yaptı? 16 Ekim'deki gösterisini şak diye iptal etti. Ve ya. Büyük galaya geliyor. Çünkü çok bilet satmamıştı. 90 biletteyim Ayşe, hemen iptal ediyorum. O kadar değerli ki bu benim için gerçekten. Kaan'cığım parola parola devam ediyor. Evet, yani şu an hala devam ediyor. Bana... Henüz gelen bir iptal bilgisi yok. Reytinglere bakmadığı bir döneme girdik parola parola. Hayır, çünkü şöyle, Zuhal Topal'la aynı saat yayınlandığı için. Yo, devam ediyor parola parola. Bu arada gerçekten çok güzel yorumlar ama biraz geliyor. Sesin titrediği için ben korktum. Çünkü parola parola'da yarın ben yarışacağım. Evet, yarın Cem İşçilerle yarışacaklar ve bir cehalet olimpiyatları gidiyor. Cem İşçilerle Sarışın'ın fendi, Esmer'i yendi diye çıkacağız gerçekten. Ve Cem İşçiler 4 gündür falan ansiklopedi okuyor bunun için. Kaan'ın korkusundan. Ben sabah 9'da kuaför randevusu aldım. Sonra İpek kirpik randevusu aldım. Eğer bu hayatım, yayınlanmayacaksa işte... beni 2500 liradan kurtar ve gitmeyeyim şu an. Peki o zaman yavaş yavaş gündeme girelim. Klasik birbirimizi övdüğümüz dakikaları geride bıraktık hüzünle. Ve biraz dünyaya bakalım isterseniz bakalım sevgili mı? Dostlarımız. Bakalım. Dünyada çok acayip şeyler oldu. Bir kere canlı şeylerle başlayalım. Evet. Venedik Film Festivali oldu. Hepimizi ilgilendiriyormuş gibi biraz bunu konuşacağız şimdi. Yani hayattaki insanların %3'ünü ilgilendiren bu konuyu. Venedik Film Festivali'nde biliyorsunuz, yani pek biliyor gibi gözükmüyorsunuz ama... Çünkü biz de herkes birbirine bakıyor. Ay o kadar tatlısınız ki. Venedik Film Festivali'nde... Artık festivallerde şöyle bir şeyler oluyor sevgili izleyicilerimiz. Filmler pek konuşulmuyor. Filmler hangi film ödül almış, işte hangi oyuncu ödül almış, bunlar çok konuşmuyor. Genelde oraya kimler gitmiş, ne yapmış. Daha böyle janjanlı kısmı konuşuluyor. Evet. Adeta bir Venedik değil de ayaklı gazete ödülleriymiş gibi. George Clooney ile Brad Pitt'i gördünüz mü? 40 yaş üstü hanımefendilerin heyecanla. Evet dediğini. Ya alkış geldi ya. Ay kıyamam. Kurban olurum. Ne hangi kadar... zor da o bakayım ben ya. Ya bakar, sizce yakışıklılar mı? Orada durum çok kötü. Arkadaşlar, bu adamları sürekli Venedik Film Festivali'ndeki görsellerinde şöyle pazarladılar. O kadar genç görünüyorlar ki. Of, yeter ya. Zaten siz de bu kadar zengin olsanız, değil mi? Ve hayattaki tek işiniz iyi görünmek olsa siz de böyle görünürsünüz. Bir dakika, bu arada ben o kadar genç göründüklerine de katılmıyorum. George Clooney... Bir saniye efendim, ben sizi dinledim. Ya herkes çok tatlı ya, iyi ki Ay geldiniz evet vallahi. Ya, iyi ki geldiniz gerçekten. Ya. Ağlayacağım. Ağlayamam, makyajıma 2350 lira verdim. 3 yıl daha kim... Ama ben şuna katılmıyorum sevgili dostlarım. Şimdi bunlar tabii ki çok yakışıklılar ama... Şimdi George Clooney hiç genç olmadık, Münir Özkul gibi bir adam yani. Ama ne zaman genç oldu? Ay gerçekten öyle değil mi? Her filminde saçı beyaz. Tıpkı Hulusi Kentmen gibi. Bu insanlar hiçbir zaman genç olmadılar ya Türk sinemasında da. Bana evet. Da George Clooney hiçbir zaman bir azıcık insan bir saçına topik sıkar değil mi? Yani bir en azından modelini değiştirir hep aynıydı. Topik diye bana mı sataştın? Hayır, yukarıda topik sıktın bana diyor ki ne kadar güzel oldu ne bu? Yağlı boya yani ne olacak? Ama bir de bunların dansı çok konuşuldu. Tam bir hatırlıyor musunuz? Kırzalı'da bunların böyle smokinle geçiş anları var. Bak nasıl kurban olayım ya. O varsa ya. Onu bir alalım görüntü olarak. Yani evet, bu bir artık... video olarak da gelebilir. Ya evet. Şu havalar. Bak, bu ne ya?
bu bak, ne? Bak bak bak. Ya bu ne biliyor musun? Çok yakışıklı olduğunun farkında olan insan şımarıklığı. Hmm. Ben George Clooney'de birazcık da cıvık dayı şakaları sezdim. Cıvık George'um affedersin. Arkasından geçmeler, hareket falan. Yani böyle bir... Ama bir de şöyle şeyler var ya, 60 yaş işte artık nedir ki? Gerçekten 60 yaş artık o kadar da dede yaşı gibi bir yaş değil. O kadar hava atmaya gerekecek bir yaş değil. Yani Barış, benim değerli eşim, bana her dakika Instagram'dan şu story'yi gönderiyor arkadaşlar. 60'lar yeni 40'lar. 40'lar yeni. Yok LGS'ye gir yani seni ya. Ben genç olma arzunu anlıyorum bir tanem. Ama o kadar da değil. Yani çocuk prostat ilacı kullanmaya başlamış daha 40 yaşında. Bana da Ceyda şey demişti Amerika'da bu 50'ler yeni 40'lar muhabbetinde. Sen hiç 41 göstermiyorsun ki Kaan, o kadar takma filan. Zaten takmıyorum yani, o kadar takma deyince takıyor insan. Ben dedim ki en fazla kaç gösteriyorum? En fazla 39 gösteriyorsun. Ya bu Amerika'nın her şeyi lanet olsun ya. Allah kahretsin, sevmiyorum. Gerçekten öyle. Peki Kaan'cığım, bir de Türklerimiz gitti biliyorsun. Türklerimiz gitti. Çıktık açık alınlarla, onları gönderdik Venedik Film Festivali'ne. Siz de ikinci sayfayı benim gibi magazinin köpeği olduysanız... Bunları görmüşsünüzdür. Benim en çok dikkatimi çeken çift orada Kerem Bürsin ve Hadise'nin düğüne gider gibi. Evet, ikisi de çok şeker ve çok hoş. Tamam, peki bana şunu söyler misin? Hadi bu hanımefendi ve beyefendi gerçekten çok tanınan. Ben şunu anlamıyorum. Festivallerde bir Melis Sezen manyaklığı var. Doğru söylüyorsun. Doğru. Bu kadın ne yapıyor? Yani festivalden birini kaçırdı da elinde kasetleri mi var? Neden her yerde bir şey? Oscar'da göreceğiz yine bunu. Böyle bir şey. Oscar'da görürsek vallahi artık sinema sanatına vallahi bütün inancımı ben kaybederim. ama o biliyorsun onun dizleri falan İspanya'da çok meşhur. Ama Venedik İtalya'da biliyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Tabii İtalya demişken gerçekten sevgili dostlarım bizim rüyaların saçmalık seviyesi tadında bir şey oldu. Bazı Türk kadın ve hamile ünlülerimizin bir cinsiyet belirleme töreni yaptıklarını İtalyan televizyonlarında gördük. Bilmiyorum biliyor musunuz? Neslihan Atagül'le başladı. Neslihan Atagül bir İtalyan televizyonunda cinsiyet belirleme yani bebeğinin kendi cinsiyeti değil tabii yani. Bebeğinin cinsiyet belirleme partisi oldu. O video da gelsin, biz onu bulduk. Gerçekten çok enteresan bir video. Hayır, bir de insan cinsiyeti belirlenince anasını babasını arar. Niye İtalyan televizyonuna çıkıyorsun? Çok bak garip. Bak tavırlara bak. Ya aramıştır herhalde diye düşünüyorum. O, bence işte o da gitti kafa Kadir Doğulu'yla biliyor. Hayır yani ben hakikaten bunu anlamadım. Yani orada bir dizide oynamak anlarım, orada bir galaya gitmek anlarım. Ama orada bir bebeğinin cinsiyetinin açıklanmasını ben anlayamadım. Nasıl bir markayla mı, bir hastaneyle mi anlaşıldı? O hastane mi kanalın sahibi? Bilmiyorum yani. E-Bebek mi ortağı İtalyan kanalının? E-Bebek İtalyan kanalının ortak mı oldu acaba? Ha hiç bilmiyorum yani. Hatta bununla da kalmadı, şeyle devam etti. Melisa Aslı Pamuk. Melisa Aslı Pamuk da devam etti. Hatırlıyor musunuz? O da bir, ünlü bir futbolcuyla evlendi, Yusuf Yazıcı'yla. Evet. Hanımefendi gittiğinde, evlenmeden önce Yusuf Yazıcı bunu Trabzon'da annesinin köyüne götürdü. Nevesinin. Evet, çok gördünüz tatlı. Gördünüz değil mi? Ve o da şalvarlı. Evet, bir kıyafetle götürdü. Her Twitter'da her yer Melisa Aslı Pamuk kaynıyor. Kadın trend oldu. Zaten bizim milletimiz şalvar giy, sobanın yanında fotoğraf çektir. Hemen seni baş tacı eder. Hemen bu fakirliğe övgü. Oradaki mutluluğu kimse tahmin edemez. Ama seni oraya koyayım. Wi-Fi'nin olmasın, bir hafta sonra ağzından köpükler çıkarak bayılırsın. Övdükleri şeyi de düşünmüyorlar, anladın mı ya? Ben insan stalklamadan yaşayamam mesela, biliyorsun. Beni öyle bir köye götürseler ama kendim asarım. Ama çok mutasip böyle o anneannelere uygun bir şekilde hani giyindi yani, ve evet, çok övüldü. Çok, meğersem kadın hamile olduğu için şalvar giymiş, sonra gördük. Sonra gerçekten Türkiye'ye dönünce, Türkiye'ye mi? Trabzon Türkiye'de değil herhalde. Kariyerimiz başladığı gece nasıl bitti? Bütün şimdi Karadenizler gelir. Siz Trabzon'a Rum mu diyorsunuz filan yani. Beni bizi gömerdi kuşların ismi artık Pontus Rum Cemiyeti.
Muhteşem. Ay oh be, kablo yokken ayağa kalkmak çok güzelmiş. Ay sen deli misin ya? Sen de birazdan bana kalk. sen bana, ben sana böyle bir çekişle bırak. Ama şimdi bu kızımız giyindi güzel şalvarları. endaze mi diyorlar neyle? Onları giydi. Pazen. Pazen. Ve sonra geldi. Endaze ne ya? Endaze diye bir şey var mı? Ay Kaan'ın beyninin kıvrımlarında endaze diye. Mercidabık ve ridaniye. geldi. Ve gerçek İstanbul'a döndü ve gerçek yüzü ortaya. Yani gerçek yüzü dediğim kız şey değilmiş yani. Deccal değil. Yollu tabii. Değilmiş tabii yani. Ama kızcağız normal senin benim gibi giyiniyormuş yani. Ve bir fotoğraf paylaştı arkadaşlar. Bir post paylaştı. Ben hamile kadına yakıştırmadım derler. ne münasebet. Hamile kadın ister mayo ile gezebilir. Tabii. Kime ne ayol. Bravo. Nöt 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 nöt. Güldür güldür. Arkadaşlar altında postunu sadece yazan şey beni ilgilendiriyor. Hot mom alert. Yani... alert diyen dilini yerim ya senin. evet, hot mom alert dedi ve gerçekten kendi kendine hot ilan etmesi gerçekten çok enteresan. Çok şimdi şaşırttı. O bu kıyafetle o köye nasıl girecek? O köyde şey diyecekler, vurun hot mama. Ya bir de şey gibi değil mi? Kendini bu kadar övünce insan şey olmuyor mu? Aa bu yakışıklı da kim? Benmişim. Öyle bir Facebook şey vardı yani ya. Yani ben o kadar yadırgamadım. Çünkü biliyorsun ben de bazen storylerde 2 gram kasamı sergilemek için son 100 bilet diye oramı buramı koymuşluğum oluyor. Ondan önce de 50 tane şınav çekip koymuşluğum vardı. Önce 100 tane şınav çekip... Arkadaşlar bu bir de size gösterdikleri, bir de yakın arkadaşlarını görün onun. Yani götümü açmıyorum yakın arkadaşlara. Bakın arkadaşlar ben bu story'yi koydum. Müthişti. Ben bel altına inen bir komedyen değilim. ben bu story'yi koydum. Bu story'ye kaç kişi girdi biliyor musunuz? Benim 550 bin takipçim var. Evet. 197 bin kişi girdi. Yuh! Benim hiçbir skecime 197 bin kişi girmedi. Hadi bakalım buyurun. Hadi buyurun. OnlyFans Kaan komedyen. Ben hep ne diyorum? Ne diyorum? Komedinin götü.com. hep diyorum ki Türkiye karbonhidratı bırakırsa diyorum. Türkiye cinsel açlığın Afrika'sıdır diyorum. İşte buyurun. o yüzden de ben onu çok şey yapamıyorum. Zaten sadece ben değil. Biliyorsun Gülben Ergen de kendisine can kadın dediği. Bunu dünyada bir Gülben Ergen bir ben yapabilirim. Bir de Sinan Akçil. O da biliyorsunuz aşk itom sesini ölürüm. o da ne demişti? Sinan Akçıl sesine kıyamam, aşkitom. Fake hesabından yazdın zannedip kendi hesabından kendine yorum yapan ilk şizofren. Ama dünyayı çok sarsan şeyler oldu sevgili Ayşe'cim. Birazdan oraya geleceğiz ama o paf dedi falan konusuna geleceğiz ama ondan önce şuna geleceğiz. Bizim de göğsümüzü kabartan bir durum var. Yine festivalle ve sinema dünyasıyla ilgili. Haluk Bilginer Angelina Jolie ile oynadı. Ama yani gerçekten oynadı mı ben anlamadım. Çünkü ne galaya gidiyor, ne Venedik Festivali'ne gitti. Davet edildi. Hiçbir yerde göremiyoruz. Yani fragmanda gördük şöyle bir ama... Ben onun sebebini söyleyeyim mi? Biliyorsun... Yok gitmedi değil mi Venedik evet, Festivali'ne? Evet, Maria Callas filminde Angelina Jolie Maria'yı canlandırıyor. O da onun sevgilisi Onassis'i canlandırıyor. Onassis'i bilirsin. Onassis'idir o. Ve fakat festivale davet edilmiyor Haluk Bilginer. Yani orada oyuncular da... Boykot Venedik. Jenerik'te 4. sıra adı yazıldığı için 3. sıraya kadar davet ediyorlar ve yol yemek masrafı karşılanmadığı için... Aa olur mu öyle şey ya? Evet ya halbuki... Emin misin yine biraz götten attın? Hayır hayır. yani öyle bir şeyse çok gerçekten eleştirilmesi evet, gereken bir konu. Evet ve şu neden olmadı. Haluk Bilginer'cimizi bilseydi Lexus götürürdü. Kesin götürürdü. Derdik ya da biz bilsek derdik ki hadiseyle Kerem Bürsin'e bir götlük yer açın da arabada. Koskoca oyuncu geliyor yani. Arabayı bırak. Kerem zaten Türk Hava Yolları'nın yüzü. Ha. O mutlaka ayarlardı yani bir şey diye. bir ekonomi bilet kestirirdi yani Haluk Bey'e ayıp oldu. Ama Haluk Bey çok soylu davranmış. Ben hiç bu kadar soylu davranmazdım. Karşılamıyoruz kardeşim senin şeyini deselerdi. Ne ben yapar? Hemen diyaloglu figüran bile olsam o filmde. hemen avans mil alıp kredi kartımla gider ve orada boy gösterirdim. Yani bu soyluluğu kendisine çok yakıştırıyorum ama kendime hiç yakıştıramıyorum. Yakıştıramıyorsun. Gerçekten. Ama o filmi de tabii merakla, büyük bir merakla bekliyoruz. Bekliyoruz bir de film Netflix'te. Neden açılışı Venedik Film Festivali'nde? Ha, Netflix filminin ne işi var Venedik Festivali'nde? Ne saçma değil mi? Aa, hiç olacak hadi işte. Tamam bağımsız Venedik, filmler falan. Venedik diyoruz buradan. Neşet. Bu arada Venedik Film Festivali'nde çok acayip bir ödül verildi.
Kino ödülleri. Kino. Kim verdi? Dilara Koçak iyi yaşam bu. Kino ödülleri verildi. Bravo. Canlarım benim. Hepinize benden kinoa. Ama birer tane. Ama taneyle. Üstünüze. Kaan'cığım kim aldı ödülü? Kinoa ödülü. O kollu kaslı kimdi beyefendi? Şarap dizisinde oynayan. Şarap tam dizisi. Anneanne gibi anlatıyorum. Üç kelime. Kuş uçuşu, İbrahim Çelik... İyi, İbrahim Çelikol. İbrahim Çelikol. Gerçekten Çelikol. Çelikol. O aldı. O mu aldı? Ne alaka? Ne alaka ben hiç anlamadım. En iyi bodyci ödülü mü veriliyordu acaba? Kineo'yu hiç duydunuz mu Kineo ödülleri verildiğini? Ben hiç duymadım. Geleneksel birinci Kineo ödülleri. o da çok enteresan bir şey. Dediğimiz gibi bu Puff Daddy olayı çok konuşuldu. Hepiniz takip edebildiniz mi? Ben bazı arkadaşlarıma zorla okuttum, zorla izlettim. İkimiz de çok paylaştık ama kan donduran bir şey. Yani Puff Daddy, o yazılanları okudukça dedim ki seni Deccal mi doğurdu be adam? Evet. Bu kadar kötülüğü nasıl içinde barındırdı bir insan yani? Justin Bieber'ı özellikle gençken, korkunç. Çocukken çok işte istismar ettiği ve acayip partiler de işte onu bir takım... Pazarladığı evet. Söyleniyor, rezalet. Azarladığı mı? Azarladı. Justin diyormuş. Keşke azarlasaydı zaten. Bütün kıyamet bundan kopuyormuş mesela. Hayır. Hatta bir Instagram hesabı var. Hollywood ünlüleri. Yüzleri. Hollywood yüzleri. Sen de Nevşin Mengü gibi Hollywood ünlüleri değil. Yüzleri mi ünlüleri mi? Hande biliyor yüzleri, onu. Yüzleri. O çocuk bayağı araştırıyor bu konuyu. Yani evet. Uğur Dündar'ın Soğuk Oluk belgeseli gibi. Puff Daddy'nin inine girdi çocuk yani. Ve kimler yokmuş. Beyoncé'ler, Jay-Z'ler, işte Will Smith... Hepsi var Jennifer mıymış? Lopez, hepsi o partilerde. Oprah, o bayıldığımız Oprah. Oprah'a ben inanamadım. Ama belki de işte ben de Nevşin Mengü gibi belki parti bir görünüp çıkmıştır diye. En azından hepsinin bu işe bulaşmamış olabileceğini umuyorum. Biliyorsun. Zaten bu maalesef işte bu Narinci'mizin olayına hepimiz kahrolduk. Üstüne bu Puff Daddy olayı geldi. Bir de ben üstüne Monster dizisini izledim ve gerçekten Allah'ım yansın dünya. Zorla bana da izletti o canavar kardeşler. Canavar gerçekten canavar, yani Rafa'dan Alvin'le tayfa gibi değil tabii. Böyle sevimli anlatıyorum ama canavar. Sevimli canavarlar değil. Yani Disney'de değil yani bu. Netflix'te izledim. İzleyen var mı Monsters dizisini? Ruh sağlığı, evet hala yerinde olanlar. Ruh sağlığı yerinde olan kardeşlerim var. Ben 4 bölüm izledim. Bugün Kaan'a da söyledim. Seni tanıdığım güne lanet olsun dedim. Bana zorla izletiyor her gece o diziyi. Ben böyle diyorum Ayşe. 5. bölümde sakın yemek yeme. Ve yani hiçbir şey giderek daha da iyi olmuyor. Her şey giderek daha da kötü oluyor arkadaşlar. Yönetmen şöyle bir şey tercih etmiş. Çocukları bir pembe don bulmuş. Bir o kardeşe giydiriyor. Ryan Murphy'nin bütün dizilerinde pembe don giyer adamlar. Yani bir fetişi var öyle. Var ve çocuklar mesela gay de değillermiş normal evet. Hayatlarında. Ama dizide gay oldukları yetmiyormuş gibi birbirlerini bafilediklerini görüyor. Yani öyle bir şey de yokmuş gerçekte. Evet. Ama Ryan hayal Murphy'nin dünyasında yaşıyorsun fantazileri. Yani. Ama tabii şu anda da şöyle bir şey var bu konuyla ilgili. 30 yıldır içeride bu çocuklar ve... Şimdi yeni bir kanıt çıkmış. Hı hı. O kanıt tekrar gündeme gelmiş ve tekrar bunların yargılanmaları ve belki serbest kalmalarının yolu açılabilirmiş. Gördüğünüz gibi gömercin kuşları Amerika'da da adalet savaşçısı. Yani... Kaan'cığım ben Afganistan'la ilgili burada hemen adalet denince akla tek ülke gelir biliyorsun. Eşitlik ve adalet deyince Afganistan. Tek ülke gelmez. Afganistan'da yine kadınlara bir takım yasaklar getirildi. Maalesef. Şöyle bir yasak getirildi en son. Kadınların yolda yürürken yabancı erkeklere bakması yasaklandı. Tanımadıkları erkek. Tanımadıkları. Ama bakmayınca nasıl anlayacak? Ama arkadaşım bu kadınlar burka takmıyor mu zaten? Zaten önlerini zor görüyorlar. Yani birini tanıyıp tanımadığını bilmesi için önce bakması lazım. Dolayısıyla sen bundan dolayı zaten tutukluyorsun. Mantık yok yasakta. Evet, tanıdı. Kadın bununla konuşacak. Toplum içinde o adamla yüksek sesle konuşması da yasaklandı. Yani diyorlar ki sen pandomim yap kadınlara gerçekten diyorlar. Gerçekten öyle. Evet. Ve rezalet bir şey. Bu rezalet konuda tabii bir ülke yani. Herkes yani oradaki insanlar da Afganistan'daki ve İran'daki kadınlar zaten bunun özgürlük mücadelesini veriyorlar. Ve gerçekten de yani onlara güç versin Allah. Ama bu konuda dünyadan da böyle sesler çıkmaya başladı. Meryl Streep bu konuda bir konuşma yaptı Birleşmiş Milletler toplantısında. Ve şöyle bir şey dedi. Afganistan'da bir dişi kedi... Bir kadından daha çok özgürlüğe sahip dedi. Ve sonunda limuzinle binip eve gitti yani bunu deyip. Bunu deyip de ne yaptı dersen.
Ya ama ne yapacak dedi. Yani? Ama ne yapacak? Şimdi orada yaşamıyor. En azından bununla ilgili gerçekten bir ses çıkarıyor ve hakikaten de etki alanı olan biri. Bizim ünlülerimizi düşün. Suya sabuna dokunmayan ünlülerimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Storyler atıyorlar ama... Ay gerçekten. Bir tane güvercin koyuyor sadece ve üzgün surat. Ha orada soykırım dünya oluyor. Yanıyor Türkiye'de orada yani. Sikko bir tane pigeon koyuyor ve ay yeter artık şu falan. Şu anda üzülmüş oluyor yani Türkiye'de olanlara, dünyada olanlara. Sonra da arkasından şey koyuyor. Dyson süpürgemin ucu kırıldı. O kadar inandırıcı. Ama bu artık Instagram'da bu story olayı hani herkes birbirine diyor ya işte. Bize de hep geliyor. Ayşe Hanım şunu paylaşır mısınız? Kaan Bey bunu paylaşır mısınız? SMA'lı bebekler işte sahiplenmesiyle tabii ki paylaşıyoruz. Geldiğimiz. Seve seve yani gördüğümüze ya da rast geldiğimize. Ve fakat. Başıma şöyle bir şey geldi 2 hafta önce. Bir kadın bana nasıl cayır cayır yazıyor biliyor musunuz? Ayşe Hanım inanamıyorum size dünyada neler oluyor hiçbir şey paylaşmıyorsunuz falan. Bir kedi atıyor bana, bir yavru kedi. Bu yavru kedi sahiplendirin bu ya. Ay zıkkım dedim ya. Tamam lanet olsun dedim sahiplendireceğim. Paylaştım. Kediyi paylaştım. Dedim ki bu kediyi Allah rızası için sahiplendim. Ama sonra kedinin sahibi döndü. Sahibi bana yazdı. Dedi ki Ayşe Hanım o kedi sahipli. Benim kedim dışarıda gezmeyi çok seviyor. Ben de onu 8 saat salıyorum. Be manyak kadın. Sen yolda bulduğun her kedi iradesi dışında mı sokakta zannediyorsun? Ya bu kedilerin seçim hakkı yok mu ya? Yani Allah belki Allah. O kedi de evde... muamelesi görmekten cinnet geçirdi. Sürekli gerizekalı muamelesi görmekten bazen evet. Köpekler... Tamam dedi kafam şişti dedi. Gitti. Allah aşkına şu kedi köpek sahiplendirirken bir bakın kendi iradesiyle mi geziyor o hayvan? Hakikaten ihtiyacım ya, var ya. Bana da bazen şey geliyor çok da böyle destek olmak da istiyorum. Yo istemiyorum aslında. Kaan Bey işte bilmem neden aldığım süpürge bozuk çıktı paylaşır mısınız? Şimdi paylaşamam demiyorum ama paylaşmıyorum yani. Çünkü şikayet hattı gibi bir şey oluyor. Bir toplumsal bir şey de hizmet etmiyor yani. Ondan sonra Kaan Bey gördünüz ama paylaşmadınız. Ya evet paylaşmadım. Sizin olsa paylaşırdınız. Evet tabii ki paylaşırdım benim olsa. sen de 500 bin takipçi yap sen de paylaş. Ne yapayım yani? Hayır başa çıkamazsınız. Gerçekten evet, başa çıkamazsınız. Onu paylaştın, bunu paylaşmadın. En sonu 28 Şubat'ta neredeydi, ne kadar gidiyor yani. Dolayısıyla şu an gecenin ilk kuşlar momentunda yaşamış olduk yani. Ne güzel böyle slip paylaşıyor. Bizimkilerin suya sabuna dokunmuyor. Her şeyi de paylaşamam canım. İyi ki paylaşmıyoruz. Hay babana rahmet noktasına geldik şu an. Arkadaşlar bir de paylaştı, paylaşmadı Hızır idi, Yunus idi derken bir debate oldu. Hızır idi, tartışma Yunus idi. Oldu. Evet, Kamala Amerika'da. Harris'le. Orada Trump, da bir seçim var biliyorsunuz. Evet, Kasım ayında. Nefesler tutuldu mu bilmiyorum ama. Kadıköy ve Beşiktaş'tan gelecek oylara bağlı her şey. İlioni. İlioni'de daha sandıklar açılmadı durun. Trump kazandı. Ay. Daha bir de şey var Trump'la ya. Uğraşacak. Swinger State. Herkes birbirine kayıyor yani o state'lerde. Swinger State. Evet. Bu böyle bir gece yani ay bazen. Swinger'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Twitter'da. Ne söyleyeceksin acaba? 3 aylardayız. Ay değiliz. 1 Ocak'ta Recep başlıyor. Swinger'la ilgili çok enteresan bir tespitimi söylüyorum sevgili dostlar. Tabii ki. Bu kız, şeyimizde yok. İçeriğimizde yok şu an. Yok. Bilmiyorum. Bu yoktu. Mesul değilim. Aslında bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Ay Bülent Ersoy gibi oldum ben. Ay çok da beklenti yükseldi evladım. Yani Swinger'la ilgili bir şey anlatacağım diyor. Kocası seyirciler arasında. Ay kocan da orada terliyor boncuk boncuk. Hayatım bizle ilgili hiçbir şey yok. Çok sağ ol. Biz o kadar mutlu bir çiftiz ki. Ne bu oldu? Ne acaba Barış Alper gibi? Bir de şöyle sümüğünü at tamam mı? Ay Allah'ım. Ay oldu? Çocuklar ne güldük ya. Ay Kaan bu Swinger partilerinde ben Twitter'da önüme düşüyor. Bak şimdi dinle. Hiç ay, Twitter'da önüne Swinger partisi düşen var mı ya? Abi benim önüme AK Parti'de CHP düşüyor ya. Olacak o kadar. Ay söylemiyorum Allah kahretsin. Bir şey söyleyeceğim. Şu an mizahta bir devrim yaşanıyor bu gece. Farkındasın. Hayır Türk toplumu Swinger Parti'ye gülüyor ya Rabbim. Hamdi senalar olsun toplumumuz. Buyurun. Bir günde muhasır medeniyet seviyesine nasıl eriştik bak bir gömercinle. Şunu görüyorum şu tespitimin
ne olur. Bilmiyorsanız da artık katılın yalvarırım. O partilerde hep bir fotoğraf var. O fotoğrafın üstünde bir böyle orta sehpa var. Onun etrafında 8 kişi ve ortada hep eti puf bisküvi var. Selamun kavlen. Vallahi bak Allah çarpsın. Ya bu eti puf bisküvinin içinde ne var? Hep görüyorum petibör. Böyle bunu mu yiyorlar? Beni bile açtı bu. Bak gerçekten. Neyse bir gün bir görürsem görseli koymam tabii beni. götürmesinler. İşte bahsettiğim o eti puf konuştu. Allah'ım yarabbim. Evet, debate iki er çıktı meydana. Her biri birbirinden şahane. Şahane. Kamala ve Trump'ın. Peki ikisinin bir tartışması oldu ve onlar çok medeni bir şekilde yapıyorlar bu işi. İki başkan adayı. Peki hangisi kazandı? Tur abi. Ya Survivor değil bu. Ben bile beklemiyordum. O ses Ilioni. Şöyle. Tur abi ne ya? Şöyle deniyor ki Kamala beklenenden daha iyi bir performans sergiledi ve çok önde deniyor. Ay sus, önde mi önde deme. Önde benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun öndeyiz. Hatırlıyor musun? Oprah'ın programına katıldı ve Oprah'a Kamala'ya yanlışlıkla Sayın Başkan ups yaptı. Bir görelim lütfen Meryl Streep'in o. Hello President Harris. Oh. Yeah. Kamala'nın surata bak, Kamala'nın surata bak. Cennet mahallesi pembe oldu. Arkadaşlar bu kadar yalan bir kurgu gördünüz mü hayatınızda? Bu bana Sera Kadıgil'in %60'la kazanıyoruz. Hiç oraları hatırlatma. Ay bak yine travmam tetiklendi. Gerçekten öyle oldu. Ve dünyanın en iyi oyuncusunun en kötü oyunculuk performansını gördük. Sizce kim kazanacak? Var mı böyle bir... Trump. Aa, herkes Trump dedi. Tabii hayatım. Sen gittin yeni. Ben gittim. Ben gittim mesela good morning dedim, good morning. Trump kazanacak. Vallahi bence bilmiyorum. De Trump kazanacak bu arada. Öyle mi? Bence kıl payı Kamala kazanacak. Şuna da çok gülüyorum. Yabancı dilde bir yayın yapan şey demiş ki Kamalizm will destroy America. Yani Kamalizm Amerika'yı öldürecek. Birisi şey demiş, Karar Gazetesi manşeti sandım. diye bir tweet gördüm. Ona da çok güldüğümü söylemeden geçemeyeceğim. Ben de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Madem Kamalizm, Kemalizm diye geldik Türkiye'mize. Ben de en güzel, Türkiye'deki en güzel gündemlerden biri son dönemde biliyorsun. Sevgili astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın uzay komutanlığı. Bravo. Bravo. Türkiye gündemine bunu de böylece bunu gördünüz mü arkadaşlar geçelim. Bu haberi? Allah adı verdim şu tipe bir bakar mısınız? Adam gerçek bir Konya etli ekmeğine benzemiyor mu? Ben bir kere böyle bir pozisyon açıldığına... bunlar hiç haberim yoktu. Ben de başvurabilirdim. Ama mesela sen olsan Alper Gezer Avcı yerine kimi oraya atardın? Ay Mustafa Topaloğlu. Aa. Hayatım. Doğru, gerçekten Mustafa Topaloğlu doğru. Yıllarını verdi ya. Değil mi uzaylı kıyafetler falan? Evet, yani hiç şakası yok bu işin. Ben de çok... Sence? Ben Dinçer Güner'i gönderirdim. Astrolot. Astrolot. Neden? Çünkü bizim en son parola yarışmamıza katıldı. Çok tatlı ve orada şöyle bir bilgiyi doğru veya yanlış demesini istedik. Elon Musk uzaya ilk asansörü yapmıştır şeyde. Doğru diye heyecanla. Doğru mu? Ama bu nasıl belirleniyor? Yani sen uzayla ilgileniyorsun, sen uzay komutanı ol gibi bir şey mi? Yani bence şey gibi yani hani askerdeyken erkekler biliyordur bunu. Soruyorlar ya işte aranızda elektrik elektronik mühendisi var mı? Var diyorsun. Sen televizyondan sorumlusun diyorlar ya. Herhalde buna da sordular orada. Hmm. Ben uzayda uzayı biliyorum dedi biraz. Yani derdimi anlatacak kadar uzay. Ve bu yavrumu da buraya. Acaba ne giyiyor orada? Mesela bunun makamı nerede? Mars'ta mı? Eryaman Ankara'da mı? Bir de ne yapacak mesela yani? Heh, oraya oturdun hadi. Marslar istila ettiğinde hani bir haydi falan mı diyecek ya? Onun için bir şeye gerek var mı? Bence yok. Independence Day'i koyarsın, açarsın. Filmde ne yapılıyorsa sen de aynısını yaparsın. Kaan, uzaylılar geldiğinde Serhat Akın gibi tweet atabiliriz biz seninle en fazla. Aa, evet ya. Vuruldum. Vuruldum ey halkım diye çocukcağız. Geçmiş ya yavrum olsun. Bir de hem geçmiş olsun, çok geçmiş olsun burada vardır Fenerbahçeli kardeşlerimiz. Var aa, mı? Bu bir kere renkler üstü bir şey. Ben de varım burada. Bu renkler üstü bir şey, takımdaşlık evet, yapma ya, şimdi. Evet, yok yapacağım. Zaten kazanamıyoruz, elleme bizi. Ama şu çok... o çok üzücü. Ben de Ergin Ataman. Oraya geleceğiz birazdan. Ah yılan. Şey...
Serhat Akın tweet'i bana şunu gösterdi. Gerçekten yazmak isteyen yazıyor arkadaşlar. Yani bir erkek mesajınıza cevap atmak istiyorsa atıyor be. Vurulmuş, vurulmuş. Adam üç kurşun yemiş. Oradan Fenerbahçe'nin kalp renklerini bulmuş sarı mavi. Kurban olayım, bu nasıl bir çaba ya? Bravo ya, bravo. Gel sen yönet ya şu Fenerbahçe'yi. Ve bacakları benim bacaklarımdan güzel gördüğüm Allah'a gibi güzel. Yani. Bugün de bir şey gördüm. Mustafa Sarıgül gitmiş ziyarete. Çocuk böyle korkarak, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ay Mustafa Sarıgül çok talihsiz ya. Hiç biz oralara girmiyoruz. Hiç girmiyor. Biz hiçbir zaman oralara girmedik. İnsanların yönelimleriyle ve rimmingleriyle ilgilenmiyoruz. Biz o kotamızı Swinger'la doldurduk kardeşim. Hemen dön geri. Biz evet o kotamızı gerçekten... Burada Alper Gezer Avcı ile ilgili şunu söylemeden edemeyeceğim. Uzaylı istilası falan zaten tabii ki Türkiye'de en çok ona ihtiyaç var yani. Uzaylı istilası. Ona karşı bir korunmaya değil tabii mi? Tabii deprem ne önemi var Türkiye'de ama. Alper Gezer Avcı ilk Türkiye'ye geldiğinde şöyle bir haber yapılmıştı. Alper Gezer Avcı Türkiye'ye, dünyaya geldi. Hatırlıyor musunuz? Yani sanki küvezden çıkmış da ana rahminden. Birisi onu sezaryenle doğurmuş gibi. Dünyaya geldi. Ya da o Zeki Müren Türkan Şoray filmindeki bir paraşütle sanki atmışlar gibi onu böyle dünyaya. Ona da mikrofon tuttular, neyi özlediniz diyorlar. Dürüm özledim diyor. İşte bu vizyonla biri bizi uzaydan istila. Bu vizyonla bizim Mars'ta ne işimiz var ya? Herhalde zurna dürümle dövecek yerin uzaydan. Ben öyle görüyorum sonunu. Bu benim tıpkı lisede ders çıkışında tenis raketimi görmesi beden hocamın. Ve nereye gidiyorsun? Tenis dersine. O zaman okul tenis kaptanı sensin demesi gibi. Ülkede liyakat müthiş bir durum. Okul tenis kaptanıydım ben lisede. Ve devlet lisesi bu arada. Devlet lisesinde ne tenisi yani ne kaptanlığı. Bir gün okulca tenis maçı yapacağız diye ödüm çıktı 4 yıl boyunca. Kuralları bile bilmiyorum yani. Ben de o 15'i falan hiç bilmiyordum. 15 sıfır önde diyorum ya. Ay diyorum ne kadar çok sayı yapmış. Ben 15... 15 bir tane sayıymış ayol. Aa. Çok saçma bir puanlama var orada ama. Çok gerçekten çok saçma. Nöbetçi tenisçiler görevi. Nöbetçi bol boylar görevi. Çok enteresan bir şey daha oldu sevgili izleyiciler. Bu arada eğleniyor muyuz şu ana kadar, her şey yolunda mı? Çok çok tatlı çok bir kitleye hitap bunlar. Ediyoruz. Çok tatlı bunlar. Ay bu 200 kişi 2000 milyona bedel değil. Bedel. Bedel. Benim için bedel. 60 bini 100 bin yapın da bugün. Hepiniz evlerine koç başına giriyorum vallahi yapmazsınız. Hayatım ama biz çok niş bir konu işledik biliyorsun. Hmm. Şey çifti ne o? Perfect kapalı işledik yani. İşledik, çok niş dediler. Doğru. Ama Swinger'da hepsi biliyor yani ben de nasıl niş anlamadım. Yani Swinger'ın yanında o Kanal 7 dizisi gibi kalır o film yani. Şevkat Tepe. Şevkat Tepe gibi kalır. Çok enteresan bir şey oldu. Müge Anlı'ya bir beyefendi çıktı. Ve dedi ki eşim beni para karşılığı satıyor. Ay inanılmaz ve bir fakat, anda. Ve fakat. Ay bu adama aşığım ben ya. Ben bu adamı babamdan çok görüyorum yemin ediyorum. Şöyle devam ediyor açıklama. Ben sadece para almıyorum, bazen turşu ve peynir de alıyorum diye. Ya onu duydunuz mu? Ne olur onu bir görelim. Eşimin isteği üzerine sosyal medyadan evet. Tanıştığım kadınlarla. Bir de sen anladığım kadarıyla sadece para da almıyorsun, turşu, peynir. Evet doğru. Ben kendim getirdim. Açık inkar mıyım? Ben getirdim. Anladım. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin ilk takas usulüci golosu. Roma İmparatorluğundan beri böyle bir bedel ödenmedi yani. Neşeli Günler mezarında ters dönmüştür yani şu an gerçekten. Çok ay, acayip bir şey. Bak o bile köylü ya. Organik yumurta karşılığı sevişiyor. Kurban olayım. Bu ne fakirlik ya. Ama bu şey mesela para almıyorum. Sadece para karşılığı yapmıyorum. Turşu karşılığı da yapıyorum. Bana şeyi hatırlattı. Oya Başar'ın bir boşanma açıklaması vardı Levent Kırca'ya. Sadece o değil, teknik aksaklıklar da vardı diye. Ne yaptım ben? Sahnede komiklik yaptığım için mi beni boşadın? Sadece o değil de oyunda teknik aksaklıklar da vardı. Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadın? Bakın. Bunu, bu ne ya? Büyük ustaya rahmet olsun tabii ki. Evet. Ama ben yani orada Oya Başar. Yok, Levent Başar. Her şey karıştı. Oya Başar'ın ne demek istediğini var mı anlayan bilmiyorum. Ben hiçbir şeyle bağdaştıramadım. Hakim önüne gittiğinde ne dedi mesela Oya Başar? Wi-Fi çalışmıyordu. Bir düğün fotosu çok konuşuldu yine Türkiye gündemimizde. Aa evet. Çok müthiş bir fikir diye
Ben hiç anlamadım nesi müthiş. Bir gelsin o da. Nesi müthiş? Siz de müthiş buldunuz mu? Bir onu... Sonra çıkan şey çok güzel. Ne şimdi? Yani ben bunu anlamadım. Ay neyini anlamadın acaba? İşte içeride insanlar bunlar da böyle basın gibi. Onu anladım. Salak değilim herhalde. Yani bence yani bu fikir anladım. Güzel yani. Bir de zaten bu yeni evlenen çiftler o kadar kötü düğün fotoğrafları çektiriyorlar ki Kaan'cığım. Biz bunlara muhtaç kaldık. Bunlara iyi fikir zannediyoruz artık. Tamam çok güzel. Eyvallah. Okey. Ama bunu zaten yapay zekayla da yapabilirler. Yani orada insanların birbirini fortlamasına gerek yoktu bence. Aa bir dakika. Oscar selfiesi muamelesi yapılıyor bu fotoğrafa. Evet doğru ben yapıyorum. Bu arada yapay zeka denince değerleşim Barış Almadan olmaz. Barış'cığım nerede bu arada? Nerede Barış? Barış'cığım nerede? Barış'cığım sana... Barış'cığım ah en hoş arkada geldin. İzler gerçek bir sana enişte. Sana bir alkış gönderelim mi Barış'cığım? Gerçekten. Şimdi yapacağın şeyden dolayı seni göreceğimiz için gönderiyorum. Seni rahatlatmak için bu alkışı. İnşallah benim de bir gün sevgilim olur onu da alkışlatalım. Ya olmasa da alkışlayalım be. Seni sevmeyen olsun. Na 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 na. Şöhretin bedelini yaşıyorum. Bizim gömercik kuşlarının gösterisi belli olduğunda biz dedik ki nasıl bir afiş görseli çalışalım. Barış dedi ki saçmalamayın ya. ChatGPT'ye yazacaksınız ne istediğinizi ve size muhteşem bir afiş çıkaracak. Ve Barış'ın bize yaptırdığı ChatGPT'deki afişi görelim. Gömerin. Her yani okuma yazması olmayan bir hayır, ChatGPT. Hayır gömerini geçtim. Buradakiler kim? Hasan Cankaya ile Yasemin Sakallıoğlu. Ya bunlar kim ya? Barış'a diyorum ki bunlar kim? Ayşe yazışa bakar mısın? Ayşe. Ayşe Seputema. Mutaf. Mutaf. Dolayısıyla ChatGPT'dense hala insan zekasına güvenmeyi tercih ediyorum. Bu çaba gerçekten. Ben o kadar öyle bir saçım keşke olsa. Bana bakar mısın? Meral Akşener'in gençliğine benziyor. Çok garip bir şekilde eskilerden bir yarışma gündeme geldi. Ünlüler Çiftliği yarışması. Ve orada Güllü'nün Banu Alkan'a seni dövmeyeceğim. Ne? Seni dövmeyeceğim. Tamam mı? Ellerime yazık. Sen al da poponu döv. Tamam. Çek. Poponu döv şeklinde son derece cılız bir atak. spor dünyasında önemli gelişmeler oldu. Galatasaray Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yendi. Bundan daha tuhaf olan bir şey bence... basketboldaki gururumuz Ergin Ataman'ın Panathinaikos Galatasaray hazırlık maçında maç bu bittikten sonra şöyle bir aşırı ergen bir hareket yapması çok bence konuşum. Onun ismi artık Ergen Ataman olmalı. Olacak, olacak. Ama bu hareket çok çirkin değil mi? Ben de hiç yakıştıramadım gerçekten kendisini ama Beşiktaş'ımızda ilk şampiyon yapan teknik basketbol koçu olduğu için onu da çok seviyorum yani. Tam yine bir nalına, nalına mıhına Mohamed'la çok da şey yapmadım. Beni aslında futbolda en çok ilgilendiren şey, en çok ilgilendiren konu Barış Alper Yılmaz'ın cehaleti. Türkçesi. Ve gerçekten çok seviyorum. Yani hani insan olarak da çok seviyorum bak. Kendisinin hiç açıklamalarına denk geleniniz var mı? Konuşmaları. Denk böyle geldik ve gerçekten paçalarından... harf inkılabına şükürler olsun dediğimiz. Atatürk'e yine bir kez daha rahmet okun. Şöyle bir şey söylüyor bakın. Neler söylemek istersin? Vallahi öncelikle çok mutluyum. Yani bütün büyük ünlülere rahmet okutan. Ve gerçekten harf inkılabına da bir kez daha teşekkür ederim. Biliyorsunuz harf inkılabıyla problemi olan bir insan vardı Selçuk Bayraktar. Evet. Zamanında bununla ilgili bir açıklama yaptı hatırlarsanız. Evet öyle bir cinayet geçirmişti durup dururken. Latin harfleri bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Bu ülkenin ilerlemesine işte karşıda durmuştu diye Latin harfleriyle attığı bir tweet vardı. onu da buradan sevgiler, selamlar. Ama spor dünyasında bir şey daha oldu. Bu ben spor dünyasıyla ilgilenmiyorum ne alaka diyenler de lütfen izlesin. Çünkü çok enteresan bir basın toplantısında sanırım Fenerbahçe'nin bir görevlisinin basın mensuplarına soruları önden verdiği iddia edildi. Bu anlamda maç üzerinde etkisi oynandı diyebilirsiniz ama maç saha içerisinde oynanır. Dolayısıyla ben maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla direkt... Aa ben bunu ilk kez izliyorum. Tabii. Ya işte burası arena gibi program burası. Bakar mısın? Bu ben çok garipsedim. Önden soru vermeye. Ben çok garipsemedim. Yani sen tabii garipsemezsin. Çünkü Ayşe 2 saat sonra atacağı post için bile like istediğin için peşine. Arkadaşlar ben gelecekten gelen arkadaşlarımdan yorum ve like dileniyorum. Mesela diyorum ki canım bir tanem 9 gibi ben bir post koyacağım. Ona 3 tane kalp koyarsan
Dolayısıyla bu beni çok şaşırtmadı. Mütle etti hatta. Aslında beni de çok şaşırtmadı. Çünkü ben de bir post koyduğumda onu hemen story'e koyup bunu likelayanların günü güzel geçsin bir tanelerim şeklinde cinnet geçirdiğim için. Kaan'cığım biz niye böyle? Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Instagram'da bir salavat zincirine döndü. Algoritma bizi mahvetti algoritma. Bana evet. 2019'dan falan şeyler düşüyor benim önüme. Geçen gün benim önüme 2009. Gerçekten bazen hani öyle şeyler öneriyor ya keşfet bizi artık. 2009 bir baktım. Cumhuriyet ilan edildi 1900'de. Ben öyle dedim ki Allah dedim bunlar birlikte mi Serenay Sarıkaya ile Tolgan Sayışman'ın ilişkisi. Yok artık. Benim magazin bilgime mi güvenmiyorsun? Hayır o mu düştü hakikaten? Evet, o zaman Instagram önüme. Yoktu ki neredeyse. Ya demek ki bilmiyorum ikinci sayfadan falan mı çekiyor? Demek ki TBT yaptım Mark Zuckerberg. Serenay Sarıkaya demişken de kendisi hiç anlayamadığımız bir şekilde Adana... Altın Kız'a en iyi erkek oyuncu ödülünü sundu. En iyi erkek oyuncu oldu falan. Yani gerçekten kadın bir yerde demişti ya bir ödül töreninde yine ben yani haklıymış. Yani gerçekten de... öyle ve bir onların fotoğrafları var. Nuri Bilge Ceylan'ın hiç mutlu olmadığı. ve burada Serenay Sarıkaya kime benziyor biliyor musun? Kime? Mine Kırıkkanat. Aa gazeteci. İnanılmaz benziyor. Fransız. Yani birazdan Je suis comme le juvi diye Fransızca layık atak geçirecekmiş gibi bir hali var. Bu fotoğrafın altında şey yazmışlardı. Mubi çocuk ve Netflix kızı diye. Çok güzel bir şakaydı o. Mubi'yi ben yakın zamanda iptal ettim. Mubi Boy ve Netflix Girl. Evet, öyle sen şey de mi ettirdin? Çünkü hiçbir filmin sonu bağlanmadığı için hepsi açık bir sonla open ending bırakıldığı için bu kadar da seyirciden medet umulmayacağı için yani ben dedim ki buna para ödeyemem. Artık. Yani gönlünüz hangi sonu istiyorsa öyle bitsin o zaman ben yazayım yani. Sonra oturup. Da bu kolaycılığın adı da bağımsız sinema deyip. Hepimiz Mubi'leri iptal. Yok şaka. Yine çok enteresan bir şey oldu. Türkiye'mizde yurt dışı çıkış harcı 500 mü oldu? 500 lira oldu galiba. Ben iPhone. Artık takip edemiyorum. 500 lira oldu. iPhone da 500 lira oldu filan. iPhone'u dışarıdan getirdiğiniz iPhone'ları kaydettirmede 49 bin lira oldu. Evet gerçekten gittikçe dış dünyadan uzaya doğru gidiyoruz. Bizim uzaya çıkışımız da bu şekilde olacak herhalde. Herhalde demek ki ben artık bir sonraki iPhone'umu CZN Burak'a yalvararak... Çünkü çok kendini acındırırsan CZN Burak sana hediye ediyor iPhone. Ama çok... ben CZN Burak'a bu arada Nalan'la Muhın'a değil gerçekten çok ben seviyorum. Ben de çok seviyorum. Nüsret'e 1000 kere daha tercih ederim. Onu ay da söyleyeyim. Yemin gerçekten. Onlar Ferrari ile Anadolu gibi yarıştırmam yani. Evet. Yani hangisi Ferrari? Nusret diyormuşum. Ay yok. Ay. Şaka. Bir kere CZN Burak kalbi temiz biri. Çok. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Ve tamam yani CZN Burak köşemiz burada. Burada son buldu. Ama gerçekten ülkede bu kadar büyük ekonomik kriz varken hakikaten de şey çok komik değil mi? Sürekli sevgili bakanımız Mehmet Şimşek şöyle tweetler atıyor. Muhteşem bir haber. Ve Türkiye'nin faiz puanı düştü. Bilmem ne yükseldi. Yabancı yatırımcılar bakın bizi nasıl takdir ediyor. Yani tabii takdir eder. Adam işte Amerika'dan alınan bir vize var. 50 dolarlık bir kapı vize. Onu bile iptal etmişiz. Onu iptal edip biz 500 lira çıkış harcı vermişiz. Ben de yabancılar olsam bayılırım yani Türklere. Bu arada sürekli o bence işte hükümet böyle ekonomiyi gerdiği için o da arayı bulmaya çalışan yaprak dökümündeki Hayriye Hanım gibi. Zavallım mecburen öyle tweetler atıyor. Onu da anlıyorum. Mehmet Şimşek'in ben en çok şey tweetine bayılıyorum ironi olarak tabii. Evet her zamanki gibi fakir ziyaretlerimizi de bugün yaptık diyerek. Bu kadar bold bir açıklama yani. Bu kadar zengin friendly bir insan gördüm. Bazen de göte göt diyeceksin derler ya. Evet ben onu dürüst buluyorum. İroni içerir diyelim ki aman yani. Evet fakir göt gibi anlaşılmış. Yani tamamen devran... Ki ben göt çok severim filan mesela. Kaan Bey. Ve sadece burayı alacaklar. Ki ben göt çok severim. Tabii Türkiye deyince yine bizi üzen bir şey oldu. Yurt dışında çok konuşulduğumuz New York Belediye Başkanı'nın karıştığı rüşvet skandalı. Gördünüz değil mi rüşvet skandalı? Bak yine bir gömercin kuşlarının kehaneti. Biz hatırlarsan bizi izleyen 60 bin kişi hatırlayacaktır. Perfect Couple bölümünde dedik ki neden hep Türkiye'den böyle kaçakçılık bilmem ne rüşvet ülkesi gibi bahsediliyor dedik. Ve haydi buyurun bir hafta sonra çıkan haber. Nasıl bahsetsinler? Ama Allah'ın sopası yok Ayşe. Neden? Eric Adams'la ilgili senin bir anın mı var? Tabii. Eric Adams'ın götü diyormuşum. Hayır. Eric Adams'ın götü Eric gibi diyormuşum.
çok iyiydi. Yani esprin çok iyiydi. Allah korusun. Şimdi Sayın Adams, bir anda ben TV100'de tartışma programına... Bakın biz iki sene önce ben bir New York'ta bir Metropolitan Müzesi'nde bir gece sundum. Türk bir topluluğun, bir derneğin bir büyük bir gecesini sundum. Bir onur ödülü verilecek. Çobaniye. Çobaniye yoğurtları var ya, Greek yoğurt diyor bizim yoğurdumuza. Çobaniye yoğurt verilecek. Yoğurt verilecek diyorum. Golden yoğurt ödülleri. Çobaniye ödül verilecek. Bana dediler ki sen çekil, sen çekil, sen çekil. Ne oldu? İşte bu Eric Adams geliyor. O verecek ödülü. Benim bütün hevesim kursağımda kaldı. En o büyük ödülü sunacaktım. Beni kenara aldılar. Bu geldi. Türk dostu, Türk dostu diye buna verdiler. Al sana. Al sana Türk dostu. Al sana Dilan Polat. Ne buradan çıkan, buradan çıkan sonuç nedir? Kaan Sekman'ın ahını alın, götü doğrulmaz. Aynen öyle. Gerçekten doğrulmaz. Yani... Şu an kendimi ne gibi hissettim biliyorsun bunu Tuncu. Armağan Çağlayan. Bir dakika, niye alkışlıyorsunuz? Niçin alkışlıyorsunuz? Popstar jüri, ben de Osman Tenerkır. Ebru bir dakika. Bizi gençler izliyor tabii, ben örnek olsun isterim. Ben hiç uyuyamıyorum biliyor musunuz? Vallahi ben çok rahat uyuyorum. Ben hiç uyuyamıyorum geceleri. Hiç uyuyamıyorum. Ben çok rahat uyuyorum. Ben çok rahat uyuyorum. Buradan da Ebru Gündeş, Bülent Ersoy klima savaşlarına. Şimdi efendim, dünyayı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. İsterseniz biraz daha janjanlı konulara geçelim. Ama ciddi konuları konuşurken bile ne kadar güzel eğlendik. İşte mizah da biraz böyle bir şey diyebilir miyiz? Magazine geçelim mi? Ay ben bayılıyorum ya magazine. Magazine içime sokar mıncırırım ya siz. Magazindeki ilk konumuzu o zaman istersen sen söyle. Megastarımız başrolde çünkü. Megastarımız Tarkan'ın çoraplarla akraba ziyareti. Türkiye'nin çoraplarda birleştiği. Türkiye'de herkesin çorap giydiğinde eşitlendiği, megastarla gerçekten turşu için sevişen bir jigolonun da aynı görselde buluşabildiği. Bu nedir arkadaşım ya? Ya sen Tarkan değil misin ya? Senin dünyada merhaba ben Tarkan diye kendini tanıtmayacağın tek insansın değil mi? Yani Tarkan'ın şu hareketi yaptığını düşünmek istemiyorum ya. Şunları şöyle çıkarıp kapının önünde koyup girdiğini. Bana deseler ki hani gireceksiniz ama bir galoş rica ederdim en azından. Evet. Ya da şu fotoğrafın altını kropla bacım derdim. Ben şöyle geriliyorum girerken bir eve. Çıkarıyor muyuz diye bir böyle soru soruyorum. O da yani evet çıkarıyorsunuz demek istemiyor ama çıkarmamı da istiyor. Bugün temizlik oldu diye bir yalan atıyor ve seni çıkarmaya mecbur hissettiriyor. Ama Kaan o konuda her zaman çok vizyonluydu arkadaşlar. Kaan en fakir dönemimizde de ileride biz şöyle evlerimiz olsun, şöyle ev partileri yapalım dediğimizde hep şunu derdi. Ayşe bir gün öyle bir ev partisi yapacağım ki hiç kimse ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalmayacak. Kariyer hedefim buydu benim yani gerçekten. Hani ödül mödül, salon, sahne falan değil yani. Bak, ayakkabıların çıkartılmak zorunda olmadığı bir ev partisi. Evim 110 metrekare ama yine partilerimde ayakkabı çıkartmıyorum. Evet. Ama ertesi gün 8 saat bledayla evi siliyorum. Öyle bir şey oluyor maalesef. Evet. Ama Tarkancımız demişken bence biraz da şunu konuşalım. Tarkan bence bu yazın Türkiye'nin en görünmez albümüne imza attı. Yani hiç kimse konuşmadı, hiç kimse dinlemedi. Şarkılarını da çok hatırlamıyoruz. Tarkan albüm çıkardı. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Aa diyen var ya. Ha çok çok beğenen var mı? Çok muazzam bir şeydi diyen var mı? Yani bilmiyorum, bana çok şey geldi. Hani belki 90'larda çıksaydı o albüm çok sevebilirdik ama bir hiçbir yenilik falan göremedim yani. Niye sence öyle oldu? Aysel Güler öldü. Yani bunu iyi bir şey diye söylemiyorum. Allah rahmet eylesin. Nazan Öncel'le kavgalı. Sezen Aksu'yla küs. Kim yapacak? Ama kendi de yapabilir. Kendi de güzel sözler, besteler işte. Yapıyor. Cukba. Ama Tarkan şimdi böyle olunca, Tarkan'ın yerini birisi aldı mı sence? Edis bence. Edis yok. Hayır. Şimdi bir dakika. Aa bak şimdi burada ben vallahi kalbini... Ben seni dinledim ama filan. Edis'in yaptığı müzik de... Tarkan'ın o zamanlar yaptığı müzik seviyesinde bence değil. Çok eğlenceli, çok tatlı, dans etmesi, Eurovision'a bizi temsil etsin çok isterim filan. Ama Edis demişken de Mabel Matiz'le düeti çok konuşuldu. Evet, queer friendly. Ağız ağza girdikleri, ben çok beğenmiştim. Sanlamıyorsun anladım, sende öyle bir data yok. Ama şekilde sen alası var, boncuğu bol. İkisini de çok seviyorum ya, ben bilmiyorum. Hani Edis'i de Mabel Matiz'i de. Mabel Matiz de böyle çok üretken, çok tatlı. Çok. O da bir gömercin fanı. Evet. OnlyFans'ı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir erotik
sosyal medya platformu. Ve orada çok para kazanan bir hanımefendi, kızımız Hülya Avşar'a çıkıp şu açıklamaları yapıyor. Görelim, oynatalım Uğurcuğum. En tepedeki insanlarla tanışmak istiyorum. Yani atıyorum Elon Musk'la, Bill Gates'le aynı masaya oturmak istiyorum. O yüzden onlarla tanışmak istiyorum. Sen yaparsın. Allah aşkına ya, Bozacı ile Şirince. En tepedeki insanlarla birlikte olmak en istiyorum. En tepedeki insana bak, Elon Musk, o da Trump'ı destekliyor. Yani en hepsi tepede. Deniz seviyesinde gerçekten yaşıyorlar. En tepedeki insan. Bize daha ulaşmadı kendisi. Ama bu kızın da her yere büyük bir TED Talk konuşmacısıymış gibi çıkıp başarı hikayesini anlatmasını ben biraz garipsediğimi söylemek zorundayım. Yani sonuçta bizi hiç kimsenin hazırladığı içerik eğer alıcısı varsa tabii ki ilgilendirmiyor. Ben hiç ilgilendirmiyor. Şöyle helal olsun diyorum. Bütün avazı erkeklerin donuna kadar bütün parasını alsın. Evet, hiç, değil mi? Vallahi bu kadar çok meraklılarsa değil. Bütün soyup soğana çevirebilir. Vallahi orada ama iki sadece... göt görmeye 100 dolar veriyorsa adam, al kardeşim helal olsun. Ama şunu anlayamıyorum. Ve fakat şunu anlayamıyorum. Bu hanımefendinin hangi içeriği ürettiği ve bunun alıcısı varsa artı 18'de de bizi ilgilendirmiyor. Ama çıkıp da böyle öğretim görevlileri işte çok az para alıyor, kafaları çalışmıyor onların. Bakın böyle bir meslek dediği de esport. Aa, yok. Yani. Yok işte doktorlar çok para kazanamıyor. Ben halbuki üçüncü evimi aldım diye bir de bunları çıkartıp evet, dinliyorlar. Evet, kör gözün parmağına evet, gerek yok. O zaman yok. Da o size akıl verince o zaman tadınız kaçıyor. Yoksa kimin ne yaptığı, neye para verdiği, kime içerik ürettiği bizi hiç ilgilendirmiyor. Çok sevdiğim bir Tevfik Sikret'in bu konudaki sözü var. O kadar normal bir şeymiş gibi oraya getiriyor, alıyor, oradan vuruyor. Diyor ki, fazla mütevaziliğin sonu eskorttan nasihat dinlemektir. Biz şu anda ülkece tam bunu yaşıyoruz yani. Bundan bahsetmişken gurur verici şeylerden de bahsedelim. Biz öyle şeylerden de biliyorsun bahsediyoruz. Evet. Çok gurur duyacağımız, belki daha önce duymadığınız da olabilir bir bilim insanımız var. Canan Dağdeviren. Amerika'da müthiş bir buluşa imza attı. Zaten uzun zamandır üstünde çalışıyordu. Bir sütyen ama bu şeyi meme kanserini erken teşhis eden bir sütyen icat ederek diyeyim. Evet. CNN'de büyük haber oldu. Biraz onu izlememizi rica ediyoruz. Ultrasound patch is specifically for early breast cancer detection. Professor Dağdeviren has been working with her students for 6 years on a wearable breast monitor. Bravo. Gerçekten. Yani gördüğün gibi Kaan'cığım sadece ülkemizde Merve Taşkınlar yok. Evet. Canan Hoca gibi. Ülkemizde çok güzel şeyler olabilecek ama ülkemizde de olmuyor gördüğünüz gibi Boston'da. Bir beyin göçü yaşanmış maalesef ki. Bize de bir meme göçü gelmiş. Beni bu videoda... Onu almışız, onu vermiş maalesef. Beni bu videoda en çok gururlandıran şeyi söyleyeyim mi? Söyle canım. İsminin telaffuz ediliş şekli. Nasıl? Dağdeviren falan diye söylemeleri beni çok mutlu etti. Beni de çok mutlu etti. Sen de bu haberi çok önemsediğini söylemiştin. Ben çok önemsiyorum çünkü benim kız kardeşim de çok yakın bir zamanda bir meme kanseri atlattı. Ve iki göğüsü alınarak hayatına devam ediyor. O yüzden hepinize tekrar tekrar söylüyorum. Erken teşhis hayat kurtarır, ne olur kontrollerinizi yaptırın. Evet, gerçekten bu çok önemli bir konu. Magazin köşemizde tam gaz devam ediyoruz. Biliyorsun Pınar Deniz evlendi. Pınar Deniz hamile kaldı. Pınar Deniz L'Oreal defilesinde çıktı. Pınar Deniz haberlerimiz bu köşemizden. Ama bir şey söyleyeyim mi? L'Oreal defilesinde izlediniz mi bilmiyorum. Pınar Deniz yargı dizisinde başrol oynayan çok güzel bir hanımefendi. Bir kuğu gibi yürümedi mi o gün? Gerçekten aksın görüntü çok güzel yürümüş. Hatta Camila Cabello'nun böyle ördek gibi paytak paytak yürüdüğü bir defilede bu kadar kuğu gibi yürümesi ben gerçekten çok beğendim ve çok takdir ettim. Ben de daha çok takdir ettiğim bir şey oldu onu stalklarken, derin stalkımı yaparken. Instagram'ına o geceden, L'Oreal'in gecesinden bir fotoğraf paylaşmış. Hmm. Orada da sevgili seninle benim çok sevdiğimiz Jane Fonda'yla. Aa, evet. Kaan da bana dedi ki bunu Kaan'a attım, altına şey yazdı. İnşallah tanıyordur. Ne diye fotoğraf çektirmiş onu? Grace and Frankie'den falan tanıyordu. Belki. Gerçekten çok ikonik bir fotoğraf. Jane Fonda da muazzam bir kadın zaten. Evet. Ben bu fotoğrafın altına da yazdım. Eve asmalık fotoğraf diye. Ben profil resmi falan yapardım yani. Çok hoşuma gidiyor. Ben de olsam ben de Jane Fonda ile çektirirdim. Ben Jane Fonda ile çektirebilirdim. Kendall Jenner ile çektirebilirdim. Çünkü onların böyle bir dörtlü beşli fotoğrafı var hatta. Aa sonrasında. Evet, onu verdik mi? İşte ben bunu mesela profil resmi yaparım. Eva Longoria falan, ben. O şeyde oynayan kız, Bridgerton'da oynayan.
Hintli çocuk. Eva Longoria ben. Ben bunu mesela profil... Bir şey söyleyeceğim. Benim böyle bir fotoğrafım var. Aa, Eva Longoria ile mi? Maalesef değil, Hadise'yle. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Senin Hadise'yle fotoğrafın yok. Hadise'yi magazinciler çekerken... Hadise'nin kadrajına girdiğim fotoğrafım var. Bu bir kadraja girme fotoğrafı ama çok hoşsun arkadaşım. Çok teşekkür ederim ve gerçekten sanki Atatürk'ün nutkunu dinliyormuş gibi ciddiyetle... Kimdir ne dinliyorsun gerçekten? Orada çok sevdiğim Nihan Peker'in defilesiydi. Şimdi sevgili dostlarımız biliyorsunuz... Narin olayı tekrar hepimizi tabii ki çok kahretti. Allah kahretsin diyoruz. Şimdi buna tabii çok tepkiler geldi herkesten. Hepimiz tepki gösterdik. Zaten buna tepki göstermeyip ne yapacağız? Zaten ilk programımızın da 5 dakikasını Narin'e ayırdık. Evet ve fakat bazı ünlülerimizin bazı tepkileri olayın ciddiyetini de hem sulandırdı hem de gerçekten bizi bizden aldı. Lütfen verebilir miyiz o ünlümüzün tepkisini? Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım. Yeter ki bunları assınlar. Arkadaşlar ne dedi? Sonsuz kapanma ne demek? Herhalde Covid zamanı vardı ya. Tam kapanma. Süresiz kapanma. Ya acaba bu sonsuz kapanmayı böyle infinity pool gibi bir şey mi zannediyor? Biz bunu 50 kere izledik Kaan'la, şaka yapmıyorum. Çözemedik de yani. Yanlış anladıysak koymayalım falan. Hani şeriat gelsin sonsuz kapa... Ulan zaten şeriat gelirse Afganistan'a bir baksana kadın. Yani kedilerden bile daha az değeri var kadınların. Ne narini, hiçbirimizin cesedini bulamazlar. Şeriat gelse zaten maalesef daha çok öyle vakalar evet, olur. Evet, sonsuz kapanma. Ama sonsuz kapanma. Ama bence burada ne var biliyor musunuz en büyük sıkıntı? Çok tatlı. Sonsuz bir yüz germe var. Ve beynin geriye gitmesiyle birlikte... Omurilik soğanının yer değiştirmesi. Ben bir tek bunu görüyorum burada. Sonsuz bir değişim. Magazin gündemimize çok damga vuran bir isim var. Farklı kişiler, aynı ismi taşıyan farklı kişiler. Dilan ismi çok konuşuldu. Dilan Polat biliyorsun çıktı cezaevinden. Ve maalesef. Hiçbir şey artık paylaşmayacağım sosyal medyada dedikten. 15 dakika sonra. Biz gibi yani. 50 tane story attı biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bunda bir şey yok. Bu ailesiyle falan atmış. Bir daha artık öyle gösteriş yapmayacağım dedikten sonra nasıl bir video koydu? O video var mı? Alabildik mi o videoyu? İşte giyinme odasında şöyle bir dans ettiği video. Bakın bu yeminler ettikten sonra biliyorsunuz koyduğu video. İnanılmaz bir şey ya. Bak. Gerçekten korkunç ya. İnanılmaz. Bu tutarlılık da biraz tabii başka hiçbir özelliğimiz benzemiyor çok şükür evet, ama. Evet ama kuşlar Mahmut yaşamış. Tutarlılık Mahmut tutarlılık olarak bize benziyor yani. Ve sonra maalesef şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi ama siz beni bilmiyorsunuz dedi. Hapishaneden ilk çıktığımda arabayla eve geldiğimde nasıl yürüdüğümü hatırlıyor musunuz o yürüyü? Yürüyemediğimi. Yürüyemedi. Dilan güçlü olarak gireceksin yani bunlar şey. Şunu bir alalım mısın? Ne olur ya. İlk eve geldiğinde, bu şey değil mi Kaan? Hani böyle 45 dakika tuvalette oturup Reels izledikten sonra. Ay 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 diye. Kötürüm oluyorsun ya böyle. Kaydıra kaydıra. Ben tek duvara yapışıyorum. Yemin ediyorum bacaklarım karıncalandı. Kaç dakika izlemişsek. Bu o işte, o video. Ben tabii biliyorsun VC benim ebedi istirahatgahım olduğu için. Ben onu çok iyi ben anlarım gerçekten. Onu en iyi ben anlarım. Beni mesela bu dönemde diğer Dilan. Dilan Çıtağ'ın gördünüz herhalde değil mi? Uçakta yaşadığı cinneti. Yani hayvanseverleri biz de çok seviyoruz. Biz de hayvan severiz. Biz de hayvan besliyoruz ama kedisi için bir hostesin gözünü oyan. Orada ne olduğunu da tam anlamadık. Galiba kafesteyken kedi cinnet geçiriyor. Ve kediyi dışarı çıkarmak istiyor. Hostese de bir cinnet geçiren bir kediyi salmak istemiyor doğal olarak. O da bu sefer kendisi cinnet geçirip lenslerini oyarım şeklinde son derece bel altı. Ya ne yaptı? Kedi kanını mı içti kadın ya? Ya bu kadar delirtecek ne olmuş olabilir? Bir de açıklama videosunda da şöyle şeyler söyledi. Ben cinayet işlemedim. Ben tecavüz etmedim. Ben yok, tamam bunları yapmadım. Yani yok bir de etseydin yani. Cinnet eşiğimiz bu kadar düşmemeli. Bu kadar meşrulaştırmamalıyız diye düşünüyorum. Beni en çok babasının, yani yıllarca onun evladı olduğunu reddetmişti biliyorsun İbrahim Tatlıses. Sonra soy ismini verdi. Verdi değil İbrahim mi? İbrahim Tatlıses şöyle bir açıklama yaptı. Bundan sonra sen benim soyadımı taşımaya hak etmiyorsun. Bu yaptıkların Tatlıses soyadına hiç yakışmıyor. Ay par.
Ne yapacak yani tatlı? Opera Garnier'de opera mı söyleyecek tatlı ses soyadı? Ya da cello mu çalıyor acaba İbrahim Tatlıses haberimiz mi? Ama bence o da soyadını geri almak için bir belki fırsat çıktığı olabilir, için belki de. Olabilir, bahane. Belki de bu ne? Fırsat çıkma işareti. Ama bilmiyorum, baba kız ikisi de yani birbirinden... Enteresan diyelim. Başımıza bir şey gelmemesi adına. Allah biz korusun. De yani yoksa boşuna boş. Biz de Serhat Akın gibi. Benim bacaklarım da güzeldir ha. Vurulduk. Vurulduk ey halkım, hatırla bizi deyip. Daha epilasyon kaldıramadım da ya Burhan, benim kalın yapma. Gereksiz detaylar. TMI. Şimdi tabii değişik yine bir şey oldu. Yine hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir bilgi. Wilma Ellis adını değiştirmiş. Wilma Ellis'i biliyorsunuz değil mi? Öyle bir geçer zamanki de Ali Kaptan'ın metresi. Şu kadının kafasını bir dik 90 derece görmedim ben ya. Ama onda boyun fıtığı var. Ay saçmalama be. Allah çarpsın, biz aynı doktora gidiyorduk, fizyoterapisti onunla. Ama bak, demek ki değiştirin işte fizyoterapistinizi. Bir işe yaramamış yani. Sen de sürekli böyle böyle yapıyorsun ya, evet, değiştirin doğru. Onu. Ay biz de boşa para alıyor. Bak şu an dolandırıldık. Adını ne yapmış? Belma falan yaptı herhalde. Hayır, ne belması? Mücella. Yok artık. Allah belanı versin. Öğretmen ismi gibi değil mi? Kadını öğretmen benim, matematik öğretmenim zaten Mücella. Ne? Mücella. Ben de Wilma Ellis zannettim. Beden öğretmenimmiş değil mi? Mücella benim, Mücella Hanım benim lisede matematik öğretmenim ve geçen gün TMA şu an veriyorum. Kent içişinizi yapabilirsiniz çıkıp. Kent ormanda gördüm kadını ve kadını tanıdım. Hocam nasılsınız dedim. Tanımadan geçiyordun az kalsın. Yani sanki teneffüste görmemişim gibi. Ya 30 yıl sonra tanımamışım da teneffüste yanından geçmişim gibi bir fırça yedim. Ay dedim hadi dedim. Hocam iyi dersler. Birisi de şey yazmış ya, keşke adını Hıdır koysaydı. Hıdır Elles olurdu. O kadar doğru ki. Gerçekten buradan da Mücella Elles'e ve Ali Kaptan'a. Ve matematik öğretmenime selam olsun diyoruz. Şöyle bir şey oldu. İdeal çift olarak gösterilen Arzum Onan. Biliyorsunuz zaten boşanmışlardı onlar Mehmet Aslantuğ'yla şiirler şarkılar eşliğinde. Arzum Onan'ın bir sevgilisi olmuş. Allah mutlu etsin. Amin. Bunu ama Mehmet Aslantuğ'a soruyorlar. O da soruyu sorar sormaz, evet var biliyorum, bana söyledi, ilk bana söyledi falan diye böyle bir... Ay adamcağız deliriyor. İlk bana söyledi, ilk ben öğrendim. O rol önce bana geldi diyor yani. Ya arkadaşlar tabii ki de medeni bir şekilde ayrılalım. Hiçbirimiz Adana Adliyesi'nde gidip boşananlar gibi tükürükle tekmeyle ayrılmayalım. Ama ben bu da değil ederim. Yani. Onu daha çok tercih, daha samimi. Ama bu da değil be Fazıl kardeşim. Fazıl Say da öyle. Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı da zamanında hatırlarsınız. El ele boşanmaya gittiler. Böyle yabancılarda da çok oluyor böyle değil mi? Evet yani işte bu zamanda bilirsiniz. Demi Moore'la Bruce Willis boşandığında. Evet. Demi Moore Ashton Kutcher'a kaçtı. Doğru. Ashton, bak. Sonra bunlar Bruce Willis'in teknesinde tatil yapıyorlar. Bunlar kucak kucağı sevgilisi. Bruce Willis de bunlara zaten adam balık tutuyor. Bundan sonra... Adam bundan sonra aklını yitirdi zaten bu fotoğraftan sonra. Yani şunu söyleyeyim, bence de medeniyet çok güzel tabii. Bir şey ama hani muasır, yani muasır medeniyetle godoşluk arasında çok ince ince bu bir çizgi ya, var. Bu değil ya, bu değil. Medeniyet bu değil arkadaşlar. Tamam Afganistan'da olmayalım ama. Evet. Yani bu eski kocamızla yeni sevgilimizle kucak kucakken bize Afganistan'la swinger arasında bir yerde duralım yani. Şöyle ama tabii ki Mehmet Aslantuğ çok nezih bir şekilde, çok kaliteli bir şekilde bunu söyledi. İkisi de mutlu olsun. Ben kendisiyle de aynı masada da oturdum. Gerçekten arkadaşlar televizyonda gördüğünüz gibi yani adamın kendisi de öyle. Yani adamdan nezaket akıyor yani. Ben dedim ben stand-up yapıyorum. Biliyorum, gördüm. İstiyorum izlemek, istiyorum falan diye böyle garip bir Erol Evgin'e dönüşüyor falan bir anda böyle oturduğu yerde. Kaan'cığım. Peki dedik ki Afganistan'la Swinger arasında bir yer var. Ve bence orada kim var biliyor musun? Meriç'le Yaşar Alptekin var. Doğru. Onlar da Ahutuba'nın cenazesinde bir araya geldiler. Arkadaşlar 80'li yıllarda... Bak inanılmaz kucaklaşma ya. Şey gördün Birleşme Partisi. Tabii, bak bak abi. O kadın da gülüyor, arkadaki kadınlar da gülüyor. Freak bir, show. Burası mezarlık değil, bir freak show gibi Allah affetsin. Ama sonrasında da açıklama yaptı Meriç Bey. Meriç Bey biliyorsun eskiden Ahu Tuğba'nın kapısına dayanıp...
Yıllar sonra bunu Fahriye Evcen remake'ini yaptı biliyorsun. Auu diye o da dizide. Ve sonra açıklama yaptı. Ahu Tuğba'nın kızına gitti. Özür son derece diledi. Tarikat friendly bir kıyafette. Dedi ki kusura bakmıyorsun, ben çok sevindim onu gördüğüm için. Kendimi tutamadım. Sen hakkını helal ediyor musun? Kızcağız da ben bu delilerin arasına nereden düştüm der gibi. Olur mu ya, o senin din kardeşim, biz böyle şeylere takılmayız. Sen merak etme, sen benim kardeşimsin falan bilmem ne deyip onları böyle bir kibarca kışkışladı. Tabii. Ama ben şunu tatlı bulduğumu da söylemek zorundayım. Bunun alına mıhına değil. Bu vefayı da sevdim. Evet, bu Yeşilçam'da 80'lerde Türk sinemasında olan bir vefa. Yemyeşil bir çam ama olmuş gerçekten. Ama keşke yani bu Silipli kardeşlerimizi böyle tarikat sakalıyla görmeseydik. Bu neyi bana, neyle ilgili umut verdi? Demek ki bir gün Cübbeli Ahmet Hoca'yı da... GQ Man of the Year'da GQ Man of the Year'da Silipi'yle görebiliriz. Zaten gördük, onda çıktı ya bir şeylere, bir böyle garip videoları çıktı. Çıktı vallahi, Allah affetsin onda. Evet, gerçekten Kızıl Goncaları aratmayan bir içerikle... bu akşam karşınızdayız. tabii bu Ahu Tuğba'nın cenazesi hakikaten, bu arada rahmet, Allah rahmet, evet, eylesin. Rahmet. Gerçekten çok zor bir şey. Enteresan bazı şeyler oldu. Romantik dakikalar yaşandı. Gelsin o görüntüler. Evet. Gerçekten. Arkadaşlar bu gerçek mi ya? Sayın Cumhurbaşkanımız çok... Devlet Bahçeli 14 Şubat kutluyor ya. Yok yok şaka, burada bir nezaket var. Devlet şaka olduğunu nezaket. Söylemen çok iyi oldu. En az 3 yıl kurtardık oradan. Aziz Valentine'ı anıyorlar burada. Arkadaşlar Devlet Bahçeli beyefendinin 76. yaş günüymüş. 76 adet. Cumhurbaşkanımız da 76 adet gülle kapısına dayanmış. Yani bu Okan Kurt Demet Akalın tavırlara gerek var mıydı bilmiyorum. O da ya da Engin Polat, Dilan Polat storylerine gerek var mı bilmiyorum ama ben yine de birbirine gül veren iki siyasetçiyi güzel buldum. Anlamlı buluyorum. Evet. Ben bunu en çok kim kıskanmıştır? Sevim Emre diyorum. Herkesin altına gül bırakan. Evet. Instagram'da Hıdrellez'in Instagram şubesi olan sevgili Sevim Emre. Stand-up'larımda da buna çokça yer verdim. Evet. 9 Ekim'de Dastas. Abi ben bir anladım. 9 Ekim'de Dastas. Ama evet. Ben de yani böyle şeyler görünce hoşuma gidiyor. Sen mesela gül almaktan hoşlanır mısın? Bunu Barış'a soralım istersen. Kendisi bana gül almadığı için. Aa. Evet yani bilmiyorum. Barış inanmıyor. Ay, inanmıyor ne ya? Şey mi bu? Kadılar bayramı mı? Burçlar mı bu? İnanmıyor ne ya? Tek tanrılı dinler gibi çiçeklere yaklaşıyor. Nasıl inanmıyor? Biraz aç bana. Yani açıyorum o zaman. Aç lütfen. Şöyle diyor yani böyle günler diyor kapitalizmin oyunu. Hmm. Bir hemen sakalları çıkıyor ve o günlerde bir Karl Marx'a dönüşüyor. Ve komünizmin en büyük savunucusu oluyor. Kapitalizmin oyunu diyor da eniştecim şimdi. Her hafta da Icardi'nin formasını almayı. Konuş o da, be! O da FIFA'nın bir oyunu herhalde. Bence onu gömeceğimizi anlayarak bize çiçek gönderdi. Ya ama gönderdi, bizi utandırdı demek çok isterdim ama. Gönderdiği çiçekler de sanki bahçeden, belediyeden toplayıp gelmiş gibi dörder tane. Ama sevgili dostlarım şimdi burada büyük görüntü, bu portre çekimdir. Yani aslında bu epey küçük bir çiçek. Ama yine de yollamış, sağ olsun. Çok tatlı. Çok enişteciğim, seni çok seviyoruz çok. Gerçekten. İnsan sevdiği uğraşırmış. İyi ki hayatımızdasın. Gerçekten öyle. Hep var ol. Bütün biletleri de o aldı falan diyormuş. Şöyle çok enteresan bir gerginlik oldu siyasette. Hidayet Türkoğlu'yla Murat Kurum arasında bir gergin bakışmalar oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu bir basketbol bir şeyine merkezine dönüştürüldü. Oranın açılışında Murat Kurum konuşurken, Ekrem İmamoğlu'na bayağı bir giydirirken Hidayet Türkoğlu çok bozuldu buna ve bu mimiklerine yansıdı. Bak. Bakın abi, çok dikkatli bakın lütfen. Bak konuşuyor. Tercih ettiler ve bugün burada biz eskisinden daha fazla 20 bin metrekarenin üzerinde bir yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olduk. Bak bak. Ay bakar. İnanılmaz bir şey değil mi? Bir gerginlik var aralarında. Muhakkak bir gerginlik var. İkisi de aslında aynı siyasi tandansa tarafa yakın. Insan. Ama burada ne olduğunu ben de çok anlamadım. Sonra biraz araştırdım ve yine anlamadım. Biraz araştırdım ve Hidayet Türkoğlu'nu birkaç gün önce Ekrem İmamoğlu'nun makamında ziyaret ettiğini ve birbirlerine forma, nezaket, ne a diyorsunuz canım, bir şey olmamış yani. Bir ziyaret. Ondan sonra böyle bir şey olunca benim çok enteresanıma gitti ama tabii burada aramızda gençler de yok. Hidayet Türkoğlu deyince de onun çok tarihe geçen bir çok tatlı bir demeci vardır. Milli basketbol takımında. Evet. Herkese söylüyorum, herkes duysun. Maddi manevi her türlü destek ediyoruz. Maddi manevi lafı
çok önemlidir. Destek ve manevi akıdır. Tarafına ne kadar önem verdiği için zaten AK Parti'ye geçerek bunu da kendisi gösterdi. Göstermiş oldu. Ve tedirgin gülüşmeler parantez içinde. Hepiniz de artık buradan sonra bordo bereler alacak ve gülebilirsiniz arkadaşlar, korkmayın. Ama bu kadar şaka yapamayacaksak öldüler. Boşuna, 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 boşuna. Gitmeyin, gitmeyin. Kaan'cığım, ben Murat Kurum'un başka bir haberini daha gördüm. Şimdi İzmir'de Körfez'de ölen balıklar... Swinger, tövbe. Körfez'de ölen balıklarla ilgili bir açıklama yapıyor. Ve diyor İzmir ki işte, Körfezi'nde. Evet, İzmir Körfezi çok kirli ve bu yüzden balıklar ölüyor diye gidip İzmir'e açıklama yaparken... Zehir zemberek. Ve böyle İzmir Belediye Başkanı da çok geçiren bir şey yaparken bir anda AK Parti milletvekili doğum günü kutlamaya başlıyor ve... bu tam benim rüyaların saçması. Bak, bu senin bak, bu rüyalar best. Değil, bu siyasete girersek biz. Orada birisi yani. Bir şeyler anlatıyor. Ayşe'cim bana şu mitingde sürpriz doğum günü yapar mısın? Ve şu pastayla yapar mısın diye. Bak bu adam, bu adam gerçekten bizi şu anda kazandı. Yani kazandı. Şu tavrıyla. Ama bu adam kazandı yani, değil mi? Murat evet, şu Kurum pastayı tutan adam. Tutan yani. Adam. Bu arada yine çok enteresan bir şey oldu. Muhalefet cephesinde de Özgür Özel de yine günümüzü şenlendirdi. Bir mitingi sayesinde son derece seçmenden beklenir şekilde Mustafa Kemal'i askerleri izleyen birisine cinnet geçirdi bir anda ve... Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin için orada olmak, benim için burada olmak. Benim yerime konuşma. Efendim? Bak, bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım. Müsaade. Arkadaş bu ne ya? Bu demokrat değil misiniz siz ya? Gerçekten seçmenden, mitingden seçmen kovan ilk sosyal demokrat olarak tarihe geçti kendisi. Yani gördüğünüz gibi kim başa gelirse dördüncü Murat gibi hemen asıp kesmeye o zaman son kez AKP ediyor muyuz? Biraz da bizim yüzümüz gülsün be. Ah şu hallere bak ayol. İnanılmaz bir şey. Derdest dedin buna. Evet, resmen öyle derdest dedin gibi acayip. Bir şey oldu. Yine muhalefet cephesinde enteresan bir şey oldu. Onunla siyaseti kapatacağız ve son bölümümüz olan show business'a geçeceğiz. Mansur Yavaş biraz böyle bir cinnet geçiriyor son Mansur günlerde. Mansur Yavaş 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 zaten cinnet geçirmeye. Yavaş yavaş cinnet geçiriyor. Cinnet geçirmesi yerde geçirmedi. Evet. Ve cinnet geçirmemesi gereken yerde bir konuşma belediye toplantısında, belediye başkanları toplantısında bana konuşma yapacağım şimdi söylendi. Ben niye Ekrem İmamoğlu gibi konuşamadım diye. Haklı... Haklı olabilecek, hak veriyorum ama bu ya şekilde ki. Yani görelim. Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen. Ve burada bunu gördükten sonra Ekrem İmamoğlu da müthiş bir Kaan Sekban refleksiyle benim yani lafları çakıp çakıp ablam demem gibi. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam bilsem rahatsız olacağını... Konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın yani. İşte gerçek bir politika. Özgür Özel'e bak, Özgür Özel'e. Özgür Özel'e bak. Aman tadımız bozulmasın. Özgür Özel şey gibi değil mi ya tam? Devrem ne yapacağız ya? Devrem ya, koluna da girmiş adam. Bu adam da... Geçen gün de... buyur. Yok, daha bir şey demeyeceğim. Geçen de yine bir cinnet geçirdi Sayın Mansur Yavaş. Durup dururken, tabii şu an sırası değil ama... Aday gösterilirsem ben de Cumhurbaşkanı adayıyım diye. Ve tabii ki bu küçük parti içindeki hiziplere en çok kim sevindi? Görelim. Görelim. Abdülkadir Selvi. Heyecanla bekliyor Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında kavga çıksa da. Evet, bir daha olsa diye. Ben de yazsam diye. Ve muhalefet de galiba bayağı bir onları evet, sevindirecek tabii. Gibi gözüküyor. Bu da son şeyimiz olsun, siyaset konumuz olsun. Ve yavaş yavaş son bölüme geçelim hızlı bir şekilde. Bitiyor. Dizilerimiz başladı. Başladı evet. Çok heyecanlıyız. Bugün başlayan Kızıl Gonca'dan önce benim en sevdiğim ve senin de zamanında çok sevdiğin zamanında. Kızılcık Şerbeti. Ben Twitter'da biraz bakıyordum. Şeye denk geldim. Fırat Çelik'in bir kahveyi hak ettik banca demesine geldim. Bir de şeye denk geldim. Bunlar Fırat Çelik'le Kıvılcım gündüz bir barda Baby Reindeer gibi tanışıyorlar yani. Öğlen 2'de içiyorlar. Taksi değişim saatinde. Ve sonra gidiyorlar. Sonra adamın evine gidiyorlar Kıvılcım'la, Fırat Çelik'in evine ve sonra Kıvılcım'ın şöyle bir sahnesi var. Eğer elimizde varsa ne olur onu iki saniye göreyim. Kıvılcım bir anda Ömer'in onu aldattığı aklına gelip diyor ki, hemen gidip Fırat Çelik'le sevişmeliyim. Bakışa bak, bak. Bak. Ne? Beni aldatmış mıydı Ömer? Hemen gideyim de bir sevişeyim. Bu nasıl? İnan ve o ayakkabılarla gidiyor ama. Ay kokar be, kaç saattir.
Yani koltukta da ayakkabıyla yazıklar olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu sahneyi ben ilk defa görüyorum şu an. Evet. Baksana diz kapağı erotizmi. Green Mile, Yeşil Yol, Dead Man Walking gibi yürüyor yani orada. Buna çok güldüm bir. Bir de pembeye çok güldüm. Yine o kadar ev yanarken, her şey ortaya çıkmışken. Pinko ne yapıyor ya? Evet. Pinko almış eline kolonyayı. Bak bak nasıl mutlu kolonya kokluyor. Ya bunu bir sesli görebilir miyiz? Bu çok kısa zaten. Oh. Ay. Ay Allah'ım. Yemin ederim yaşamak istemiyorum ben. Pinko neden çok sevdiğimi buldum. Neden? Tam ben. Ne zaman bankadayken ben bir ara böyle sürekli panik atak geçiriyordum. Tam böyle ölmeye yaklaşmışken bir Eyüp Sabri Tuncer basıyorlardı bana. Allah'ım o ferahlama bir de askerdeki ilk bir hafta panik atak çok geçiriyor. Hep kolonyalarla Pinko'ya en iyi ben anlarım. Evet. Benim favori karakterim ne yapıyor? Sevilay. Sevilay. Sevilay'ın bak. Saçları var. Bu senin saçlarını o da Barış Alper Yılmaz gibi yaptırdı. Sevilay'a aşığım ya. Yani gerçekten en iyi görünmez kadın oyuncu. Ben de çok seviyorum. Sırf onun için, onun rolleri arttırılsın diye eylem bile yapabilirim. Bu arada yeni dizilerimiz demişken... Bizim dizilerimiz. Biz daha yapın mıyız? Neyiz ya? Bir sürü Mahsun Kırmızıgül'ün bir dizisi başladı. Bir şey Aşklar Diyarı. Neydi? Güzel Aşklar Güzel Diyarı. Aşklar Diyarı. Ama çok tutmadı galiba. Çünkü ben onun yani düşük reytingde başladı. Ben onun düşük reytingde başlayacağını biliyordum. Nereden biliyordun? Çünkü hangi dizinin Kelebek'te birinci sayfada gerçek bir haber gibi tanıtımı yapıldıysa o dizi cortluyor. Al işte bak. Katil kim? Bir de ne diyor? Ünlü ailenin düğününde gizemli cinayet. Ulan zannediyorsun ki gerçekten böyle bir şey olmuş. Bakıyorsun. Bir bakıyorsun bu akşam Kanal D'de saat 8'de. Böyle başladığı zaman o dizi cortluyor. Hatta bu dizi için Meltem Cumbul Amerika'daki evinin kapılarını kapatmış. Acaba Alparslan Anadolu'ya kapıları açtın ben. Acaba kapatmasa mıydı? Kapatmasa çok iyi olur. Bak iki reyting almış. İzlemediğim için anlamadım. Ben anladım. Ya ben de onu izlemiyorum. Bu bana bilmem ne geliyor. Yani Kaan'ın da sadece Netflix izleyerek ondan sonra Türk dizileri yorumları yapması senin Netflix'in yakında kapattırıyorum biliyorsun. Ben şeyi çok merak ediyorum yeni dizilerden. Deha. Daha izlemedim. Çok güzel deniyor. Bir de Kalpazan. Bir de Bergüzar Korel'in oynadığı Evim Ankara mı? Sahibinden.com yok. Evim Ankara değil, annem Ankara. Annem Ankara. Ay o ne biçim isim ya? Anne babam Kütahya. Böyle saçma isim mi olur? Kamil Koç güzel. Kamil Koç mu? Ama onu merak ediyorum. Bir ona bakacağım. Burak Deniz'in bir dizisi başladı. Evlere Şenlik, Bir Gece Masalı. Arkadaşlar... Bir Gece Gusülü. Bir Gece... erotik gusülü izlediniz mi burada? O gerçekten gusül sahnesi miydi? Kaan'cığım Pamukkale travertenlerinde ben böyle erotik bir gusül görmedim. İnsanlar traverten... çok tepki gösterdiler. Her şeyin bir gusülü vardı dediler ve birinci oldu reytingde tabii ve ki. Ve dua okuyarak böyle yatıyor kız. Burak Deniz de buna bakarak halleniyor. Ama soyunmalı diziler bizde geçmişte de oldu yani şimdi. Evet Özcan Deniz'in de Aşkım Dağlarda Gezer'de bir erotik gusülü vardı hatırlar. Evet. Aşkın Dağlarda Gezer bana göre Sistit Dağlarda Gezer. Ya da daha ziyade götüm dağlarda gezer. Evet, bizim televizyon tarihimizde böyle dal taşak friendly diziler var. Enteresan. Enteresan ama. Tamam, kapatabiliriz bu şeyi. ATV demişken. Biliyorsunuz orada bir Kim Milyoner Olmak ister yarışması var ve sunucu değişikliği oldu. Oktay Kaynarca sunmaya başladı ama acaba başlamaz mı? Çünkü geçenlerde, bilmiyorum gördünüz mü, bir yarışmacı arkadaşımızı kedi ciğere... Uzanamadığı ciğere murdar derdi ki murdarı bilemediği için epey bir zorbaladı. Yani başta nasıl bilemezsin, hayret nasıl bilemedin falan diye başlayıp şimdi herkes seninle dalga geçecek, baban eve sokmayacak diye bir anda cinnet geçirdi. Görelim. Tarihe böyle geçtin. Vallahi ya. Çok saçma oldu ya. Bu arkadaşlar 30 saniye falan bu kahkaha devam ediyor. Bineceğim üstüne vuracağım kırbacı diyen çocuk gibi değil mi ya? Bu adama nasıl bir bulu ilemek, nasıl bir zorbalama? Herhalde sete çıkmadan çayı biraz fazla kaçırdı diye ben yorumluyorum. Çünkü o kadar da komik bir şey değildi. Tabii kayıplarımız oldu. Onları da bir saygıyla önce analım. Sevgili Metin Aralat'ımızı maalesef kaybettik. Ve ona bir alkışlarımızı önce... Gönderelim. Fakat ben şunu hiç anlayamadım. Metin Aralat'ın öldüğü gece VJ Bülent bir story attı. Mekan çizin üstüne. Metin Aralat'ın başına gelenleri duydunuz mu? Umarım yalandır ya Rabbim. Arkadaşlar bir ölüm haberi. Yani makarna kutsal yemeğimiz mi nedir yani? Yani o anda karbonhidrat diyetindeydi onu bozdu. Bir anda o çalakalem onu mu yazdı? Hiçbir zaman anlayamayacağım bunu.
tabii ki Metin Avalatçı'mızı da burada sevgiyle, da, evet, saygıyla, özlemle anıyoruz. Onun şarkıları ve Dert Değil bizim en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesidir gerçekten. Onunla kapatalım dedik bu bölümümüzü sevgili taklacı gömercinlerimiz. Bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğlendiniz mi? Şimdi bir ışıkları açabilir miyiz? Bir 15-20 dakika seyircimize de varsa söz vermek istiyoruz. Bir seyirci ışıklarını da açabilir miyiz? Çok kısa bir size bakalım. Telsiz mikrofonlarımız da hazırsa. Buyursunlar. Merhaba, Burçin ben. Burçin Hanım. Şöyle bir ayağı görsek sizi. Teşekkürler. Rahatsız ettik. Didi'yi çok gömmediniz. Ben biraz daha gömmenizi bekliyordum bu Didi olaylarını. Didi'nin Allah belasını versin. Lanet değil. Şöyle... çok da hassas bir konu ya. Hı hı. Yani içinde pedofil var, çocuk istismarı var. Yani orada şakaları yaparken de biraz ona da dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok hassas konular olduğu için. Bu Kardashian'ları falan belki ama onlar da... Evet, evet. Lewis Hamilton bile içindeymiş Kardashianlar çünkü. Kardashianlar değil, asıl o Naomi Campbell denen her şeyin altından çıkıyor. Ben en çok onu merak ediyorum. İnşallah Epstein gibi unutulup gitmez ama çok daha ünlü biri olduğu için ben unutulacağını düşünmüyorum. Çünkü bütün dünyada gözü üstünde şu anda. Beni de Lewis Hamilton biraz yıktı. Lewis Hamilton o da listedeymiş. Allah başka dert vermesin. Çok teşekkür ederiz. Ay canım ederiz. Benim ya. Hanımefendi kredi kartı 1-2-3-4 olanların gezegeninde yaşıyor. Ya, çok tatlı. Bu da beni yıktı. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Çok var mı başka ederim. Bir şey? Benim yok. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Orada birisi vardı galiba. Yokmuş. Burada birisi var. Buyursun hanımefendi. İsminiz? Merhabalar, Nurhan ben. Hı. Hoş geldin. Gürsem İsel'in yeni kitabını okudunuz mu? Beni gözünüzde büyütmeyin. Okumadım. Okumadık. Siz okudunuz herhalde. Ben okudum. Beğendiniz mi? Ben severim Gürsem İsel'i. Güzeldi ama böyle... Ama yani o güzeldi, bu güzeldi programı değil. Göreceksiniz. Yani burası Türkiye programı burası değil. Burası akşama doğru programı değil yani. Ben okumadım. Ama biraz hayal kırıklığına uğrattı galiba sizi. Aa. Ben de severim canım. Ya sevdiğimiz insanlar da hayal kırıklığına. Ben İlla gözünde o kadar diye... büyüten kim onu merak ettim. Nasıl? Gözünde o kadar büyütenler kimler onu merak ettim. Bak bak bizi şimdi nasıl polemiğe çekiyor. Seni yılan. Ben şöyle bir karşılık vereceğim. Caner Özyurtlu Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Ve o da ben okumadım onu zaten gözünde büyütmüyorum diyerek. Katılıyorum dedi. Gülsem İrsel'e katılıyorum dedi. Gülsem İrsel'e katılıyorum dedi. Sen çok sinsi bir kızsın. Sen ne burcusun? Ben yay burcuyum. Görümcesiyim bu arada. Görümcesiniz. Aa, çok tatlı. Ay gelin görümce gelmişler evet. Ya. Yiyeceğim. Çok tatlısınız. Buyursunlar. Siz galiba kaldırdınız hanımefendi. Acun Ilıcalı'nın düğününü gömmediniz. Kaan Bey parola parola devam edecek mi? Acun Ilıcalı'nın peki şunu söyle. Düğününü mesela nesi gömülmeli sizce? Hakikaten merak ediyorum yani. Düğün işte, şahsen ben işte. Çok takip etmiyorum. Hı. Ama son zamanlarda işte sosyal medyada önüme düşmüştü. Tertemiz bir düğün oldu. Çeyrekler takıldı. Mesela şeyi söyleyebileceğinizi düşünmüştüm. Hani black dress, ha, evet, dressing siyah. Code deyip ama farklı hayatım, farklı hayatım bizim ülkemizde zaten falan. Kostümlü partiler büyük bir yanılgı. Ben Cadılar Bayramı'na da davet edildiğimde benim kütüğüm Elazığ diyerek gitmiyorum. Dolayısıyla da kostümlü partilerin hepsini, dress kodu olan bütün partileri de saçma buluyorum. Bilmiyorum, ben gitmedim gerçekten. Gitmediğim için de gömemeyeceğim. Aa, babaannemin çok güzel bir lafı vardır Kaan'cığım. Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme. Babaanneye de buradan selam olsun. Selam olsun. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza biz sağlık. Gerçekten... şey gibi, Kaan'da 14 dakika ayakta alkışlandılar. Bence biz de bir 12 dakika çömelerek alkışlanmayı hak ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum, sadece söyleyelim bunu da yani şey yapmıştık. Hani gömmek deyince bazen şöyle algılanabiliyor. Sanki böyle biz herkesten nefret ediyormuşuz gibi ki bir evet algı. Sadece zenginlerden falan. Hayır, kimseden nefret etmiyoruz ama... Sadece hani bazı şeyleri kendi aramızda nasıl gömüyorsak bunu arkadaş sizinle sohbetinde gömüyoruz. Sizinle işte YouTube'dan izleyenlerle paylaşmak istediğimiz için bu yola çıktık. Ve gerçekten de şunu da söyleyelim. Biz hani oturup da ne konuşsak acaba deyip bir saat geyik yapıp çıkmıyoruz. Gerçekten çok büyük bir emek veriyoruz. Özellikle sonrasında Ayşe montaj ekibinin başında çok çalışıyor. Çünkü filtre çok önemli. Önce...
Filtre ve zekatımı hep veririm. Öncesinde ben içerik tarafıyla elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani haftanın 3 günümüzü alıyor. Bu neşeyi hep birlikte paylaşalım, neşelenelim diye. Bazen diyorsunuz niye işte bu hafta gelmedi, niye 30 dakika geldi, Allah belanızı versin 40 dakika geldi filan. Gerçekten çok emek olan istiyor. Bir iş bu. Bu senede biz devam edeceğiz bu işe. İkinci sezonumuz aynı kaldığı yerden devam edecek. Bu gece bizim için çok özeldi. Çünkü hem sizlerle birlikte olmak hem birlikte böyle canlı canlı gömmek ve bundan sonraki gösteriler için de bize bir yol oldu, fener oldu. İyi ki bizimleydiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki siz geldiniz.